Ulusal Kanal ekranlarından merhabalar. Günlükle karşınızdayız. Gündemin öne çıkan maddeleri ve sıcak gelişmelerini günlükte değerli konuklarımızla birlikte masaya yatıracağız. Özellikle bugün öne çıkan iki gündem maddesi var. Öncelikle Bakanlar Kurulu toplantısında gözler. Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'deki toplantının ardından bir açıklama yapacak ve Covid-19 tedbirleri konusunda yeni kararlar alınması bekleniyor. Bu kararlar neler olabilir? Bu 1 Haziran sonrası bizi yeni bir normalleşme süreci mi bekliyor? Hepsini konuşacağız. Öte yandan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yaptığı Atina ziyareti oldukça önemliydi. Dışişleri Bakanı Niko Dendias'la bir araya geldi ve ortak bir basın toplantısı düzenlediler. Kısa bir açıklama oldu. O açıklamanın anlamı nedir? 14 Haziran'da gerçekleştirilecek NATO liderler zirvesinde ne konuşulacak Türkiye ve Yunanistan arasında? Yine değerli konuklarımızla birlikte bu konuyu masaya yatıracağız. Sayın İsmail Hakkıpekin ve Ulusal Komite Haber Müdürü Kıvanç Özdal bizlerle birlikte olacak. Vakit kaybetmeden günlüğe başlayalım. Bugünün önemli gelişmelerinden biriyle başlayacağız. FETÖ'cü Selahattin Gülen yurt dışında MİT operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında yakalama kaydı bulunan Selahattin Gülen'in örgüt elebaşının talimatı üzerine FETÖ'nün mahrem yapılanmasının yardımıyla yurt dışına kaçtığı tespit edildi. FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in akrabası Selahattin Gülen, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'nın operasyonuyla yurt dışında yakalandı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre Selahattin Gülen'in örgüt elebaşının talimatı üzerine FETÖ'nün mahrem yapılanmasının yardımıyla yurt dışına kaçtığı tespit edildi. Hakkında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan yakalama kaydı bulunan Selahattin Gülen, MİT tarafından yurt dışında yapılan operasyonla Türkiye'ye getirildi. FETÖ'nün sözlü ülke sorumluları arasında yer alan birçok isim isimli akrabalık bağı olan Selahattin Gülen'in örgütün sözde istişare heyeti üyeleri ve üst düzey sorumlularıyla da ilişkili olduğu belirlendi. ...2021 yılının başından bu yana terörle mücadelede 181 operasyon yapıldı. Toplam 1162 terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı'nın son verilerini Hava Binbaşı Pınar Kara açıkladı. Binbaşı PKK'ya vurulan darbeleri bir bir anlattı. 15 Temmuz 2016'dan bu yana 24.714 kişinin ihraç edildiğini... ...2493 personel hakkında idari süreç sürdüğünü vurguladı. Etmektedir. Operasyonların başlangıcından bu yana bir bölge sorumlusu olmak üzere 142 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, PKK'nın siyasi kolu HDP ile ittifaka yeşil ışık yaktı. Sözcüye konuşan Davutoğlu, meşru her siyasi partiyle her konuda görüşülür dedi. Yeniden bir araya gelmenin yol ve yöntemlerini mutlaka. PKK'nın siyasi uzantısı HDP'den yapılan bir araya gelelim çağrılarına Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan olumlu yanıt geldi. Davutoğlu, HDP ile ittifaka yeşil ışık yaktı. Sözcü TV'ye konuşan Davutoğlu, HDP'nin meşru bir parti olduğunu savunarak meşru her siyasi partiyle her konuda görüşülür dedi. Görüşme konusunda ben Türkiye'de meşru her siyasi partinin birbirleriyle görüşmesini şart koşuyor. Gelecek Partisi'nin seçim ittifakları ile ilgili görüşlerini açıklayan Davutoğlu, ilkeler bazında işbirliğine hazır olduklarını söyledi. Biz herkese görüşürüz. Geçmişte ne yaşamış olursak olalım, olumlu, olumsuz, Türkiye'nin menfaatine ise herkese görüşürüz. İşbirliği. İşbirliği ise mesele bazlı. Kemikleşmiş bir ittifak anlamına gelmez. İşbirliğine de hazır. Üçüncüsü ise ittifak. İttifak bu sistemde zaruri bile olsa ancak seçim ortamına girildiğinde konuşulacak bir konudur. Millet İttifakı'nın suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddiaları üzerinden siyaset üretmesine tepkiler dinmiyor. MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay muhalefetin rezalet bir durum içinde olduğunu söyledi. Akçay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ ve PKK'lılarla iş tuttuğunu belirtti. Ulusal Kanal'ın sorusuna verilen yanıtı hatırlattı. CHP-HDP işbirliğine dikkat çekti. Hem Abdullah Öcalan hem de PKK konusunda CHP-HDP arasında farklı bir görüş farklılığı olduğunu düşünüyoruz. Bu konular gündeme gelmedi. Gelmediği gibi bu konularda bir sorun olduğunu da düşünmüyoruz. Asıl ahlaksızlık, HDP eş başkanı Mithat Sancar'ın CHP genel merkezindeki
PKK ve Öcalan konusunda CHP ile HDP arasında görüş ayrılığı yoktur. Sözleri karşısında süt dökmüş kedi gibi susmaktır. Suç örgütü lideri Sedat Peker'in gündeme getirdiği iddialar üzerinden siyaset üreten Millet İttifakı'na MHP'den tepki geldi. PKK, YPG ve FETÖ'ye terör örgütünü sahiplenen, HDP ile işbirliği yapan Kılıçdaroğlu şimdi de bir mafya elebaşının söylemleriyle Cumhur İttifakı'na saldırıyor. Türkiye düşmanlarının taşeronluğunu yaparak milli çıkarlarımıza karşı çıkan, partisini HDP ve FETÖ'ye teslim eden, Beyaz Saray'dan iktidar dilenen Kılıçdaroğlu'ndan başka ne beklenebilir ki? MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay, Millet İttifakı'nın rezil bir durumda olduğunu savundu. Ben bu rebanın sözcüsü ben olacağım. O varsılların sözcüsüdür. CHP'nin PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile işbirliğine de dikkat çeken Akçay, Ulusal Kanal'ın CHP ve HDP ortaklığını gözler önüne seren sorusuna da açıklamasında yer verdi. Kılıçdaroğlu insan ve uyuşturucu kaçakçısı arıyorsa işbirliği yaptı HDP'ye, terör örgütü diyemediği PKK ve YPG'ye bakmalıdır. Asıl namussuzluk Türkiye düşmanlarıyla işbirliği yapmak, Türk ordusuna katil satılmış demektir. Asıl ahlaksızlık Türkiye'de can ve mal güvenliği yok diyerek kendi ülkesini yurt dışına şikayet etmektir. Asıl ahlaksızlık HDP eş başkanı Mithat Sancar'ın CHP genel merkezindeki PKK ve Öcalan konusunda CHP ile HDP arasında görüş ayrılığı yoktur sözleri karşısında süt dökmüş kedi gibi susmaktır. Hem Abdullah Öcalan hem de PKK konusunda CHP-HDP arasında farklı bir görüş farklılığı olduğunu düşünüyorum. Bu konular gündeme gelmedi. Gelmediği gibi bu konularda bir sorun olduğunu da düşünmüyoruz. Hakkında FETÖ üyesi kararı olan ve Urla Belediye Başkanlığı görevinden alınan CHP'li Burak Oğuz, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in ilçe turunda yanında yer aldı. Görüntüler Büyükşehir Belediyesi tarafından servis edildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi konuyu eski belediye başkanımız ve CHP üyesidir ifadesiyle açıkladı. 3 gün boyunca 350 tane Fethullahçı terör örgütü üyesi olmak iddiasıyla tutuklandı. Ardından İzmir'in Urla Belediye Başkanlığı görevinden alındı. İzmir 17. Ağır Ceza Mahkemesi silahlı Fethullahçı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına karar verdi. 7 ay cezaevinde yattı. 31 Mart seçimlerinde CHP'den Urla Belediye Başkanı seçilen Burak Oğuz, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yarımada turunda kameralar tarafından kaydedildi. Tunç Soyer 24 Mayıs'ta Urla'yı ziyaret etti. Büyükşehir ekiplerinin yaptığı çalışmaları inceledi. İşte o sırada FETÖ üyeliğinden hapis cezası alan CHP'li Burak Oğuz dikkatlerden kaçmadı. Burak Oğuz da Urla Belediye Başkanıymış gibi bilgilendirmeyi takip etti. Tunç Soyer programı kapsamında CHP Urla İlçe Başkanı Hakan Özbadur'u da makamında ziyaret etti. O ziyaretin görüntü ve fotoğrafları da Büyükşehir Belediyesi tarafından paylaşıldı. Burak Oğuz o karelerle de protokol sırasında yerini aldı. İlçe Başkanı Özbadur'un masasında solundaki sandalyeye İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sağındaki sandalyeye de Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu oturdu. Özuslu'nun yanında ise Burak Oğuz yer aldı. Ulusal Kanal, Tunç Soyer'in Urla gezisinde Oğuz'un neden hazır bulunduğunu sordu. İzmir Büyükşehir Belediyesi Basın Müdürlüğü, eski başkanımız ve CHP üyesidir yanıtını verdi. Burak Oğuz, eski belediye başkanı olarak birlikte yapılması planlanan, onun döneminde başlatılan çalışmalar hakkında bilgi almak istemiş olabilir. Kendisine tarafımızdan özel bir davet gönderilmemiştir. İnceleme turumuza birçok Urlalı ve partilimiz de katılmıştır. CHP'li olduğu için ilçe başkanlığı ziyaretine katılmış olabilir. CHP İzmir İl Başkanlığı da konuyla ilgili Ulusal Kanal'a, Burak Bey parti üyemiz, bir programa katıldıysa üye olarak katılmıştır açıklamasını yaptı. Yargılama sırasında FETÖ'nün mahrem yapılanması ile ilişkisi kanıtlanan Burak Oğuz, 7 aylık tutukluluğunun ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla da iki kez baş başa görüşme yaptı. Kılıçdaroğlu-Oğuz görüşmesi tabanda rahatsızlık yaratmıştı.
İzmir'in en çok tercih edilen tatil beldelerinden biri olan Çeşme'den güzel haberler geliyor. Covid-19'la mücadele ettiğimiz bir dönemde Çeşme'de son dönemde yeni vakaya rastlanmadı. Yaz sezonunun açıldığı bir dönemde bu konuyu konuşmak da oldukça önemli şimdi. Çeşme Belediye Başkanı Sayın Ekrem Oran yayınımızda. Sayın Oran, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Yeryüzündeki cennet Çeşme'den tüm izleyicilere sevgi ve saygılarımı sunarken sağlık dileklerimi de herkese, tüm yurttaşlarımıza iletmiş olayım. Çok teşekkür ediyoruz. Bir seneyi aşkındır zor bir süreç geçiriyoruz aslında Türkiye olarak ve aslında dünya olarak baktığımız zaman. Ve tam kapanma süreci geçirdik son 17 gündür ve daha sonrasında Çeşme'den güzel haberler aldık. Hiç yeni vakaya rastlanmadığı ifade edildi. Çeşme'de bu başarı nasıl sağlandı Sayın Oran? Seda Hanım, öncelikle şunu söylemeliyim. Biz burada sağlık çalışanlarımız ve kamu çalışanları hepsi yek vücut olarak Çeşme'de COVID'e karşı cansiperane mücadele ettik. Özellikle sağlık sektöründeki çalışanlarımız, devlet hastanesi başhekimimiz başta olmak üzere ademesinden başhekimine, hemşiresinden doktoruna gerçekten herkes cansiperane mücadele etti. Belediyemiz de özellikle tedbirlerin uygulanmasında ve vatandaşlarımızın yeter ki siz evden çıkmayın, belediyemiz size hizmeti kapınıza kadar ne ihtiyacınız varsa getirir şeklinde biz mücadele ettik. Kaymakamımız, emniyet müdürümüz, jandarmamız, sahil güvenliğimiz ve kurallara çok büyük oranda riayet eden Çeşme ailem, sokağa çıkma yasakları olsun, tedbirler olsun, her şekilde kurallara riayet ederek bugünlere geldik. Ümit ediyorum ki bundan sonra biz çağrımızı da yaptık. Çeşme'de vakaları biz sıfırladık. Yeni vaka Çeşme'de yok. Ama lütfen gelenler de bu üç altın kurala riayet ederek maske, mesafe ve hijyene Çeşme'nin güzelliklerinden bizlerle beraber yararlansınlar dedik. Ve onların gelişini bekliyoruz. Her türlü hazırlığımız, tedbirlerimiz yapılmış vaziyette. Yeni bir sezonda inşallah sağlık ve bereketle karşılayacağız. Sayın Oran, bu akşam Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında 1 Haziran sonrası için nasıl bir süreç geçireceğimiz aslında belli olacak az çok ve yaz sezonunu da açıyoruz bir nevi bu kararların ardından. Nasıl bir yaz sezonu bekliyoruz Çeşme'de? Seda Hanım, Çeşme Cumhuriyet tarihinin en kalabalık kış sezonunu geçirdi. Dolayısıyla bizde sezon aslında hiç kapanmadı. Ve bizim bir turizm merkezi olarak Çeşme belki de turizm merkezleri arasında en az hasarla atlattı bu dönemi. Bundan sonraki dönemde de 2020 yazında olduğu gibi Çeşme'miz gene minimum hasarla bu sezonu da atlatacaktır. Çünkü bizim müşterilerimizin %99'u zaten yerli turistler, diğer kısmı da yurt dışında yaşayan Türklerdir. Bize yabancı turist çok az gelir. Bunu bu krizde bir avantaj olarak Çeşme kullanmakta ve gene yerli turistlerle, yazlıkçılarla esnafımızın yüzü gülecek diye ümit ediyorum. Peki erken rezervasyonların çoğaldığını gördük aslında. Otellerde COVID-19 tedbirleri alınıyor. Bu konuda da otelcilerimizin çağrısı var. Güvenli bir şekilde tatil yapabilirsiniz diye. Rağbet var mı otellere? Şimdi ağırlıklı olarak yazlıklarda inanılmaz bir doluluk ve fiyat artışları var. Kira fiyatları çok yükselmiş vaziyette, gayrimenkul fiyatları çok yükselmiş vaziyette. Ama otellerimiz de gerekli tedbirleri alarak, güvenli sertifikalarını alarak geçen sene doluydu, bu sene de dolacağını ümit ediyorum. Tabii herkes mekanların açılmasını, restoranların, eğlence yerlerinin açılmasını bekliyor. Biliyorsunuz Çeşme turizmde parlayan bir yıldız. Ve özellikle de eğlence hayatıyla da çok nezih bir sektör oluşmuş durumda burada. Ümit ediyorum ki açılmalar yavaş yavaş başlar. Bugün hep beraber duyarız. Çünkü Çeşme'de turizmcisi, hizmet sektöründekiler, biz resmi kurumlar her şekilde hazırız. Artık sezonumuz başlasın, sağlık içinde de devam etsin, bereketli olsun, huzurlu olsun diye hazırız efendim.
Şimdi siz yazlıklar deyince aslında daha çok izole tatiller de tercih edilmeye başlandı herhalde. Vatandaşlarımızın hala bölgede yazlık kiralama, ev tutma gibi avantajları olacak mı yoksa doldu mu? Muhakkak kiralıklar hala vardır ama fiyatlar eski yıllara göre gerçekten çok yüksek. Çeşme'de biliyorsunuz yatay yerleşim var %90 üzerinde. Şimdi gösterdiğiniz mesela Ilıca plajımız, bunlar eski görüntüler, 2-3 yıllık görüntüler. Biz de sosyal mesafe localarını kurduk. Sosyal mesafe localarında 2'ye 3,5 metre locaların içinde tahtaları çaktık, kordonla çevirdik. Vatandaşımızın huzur içinde ama birbirinden mesafeli olarak güzeller güzeli Ilıca plajımızdan yararlanmasını sağladık. Bunu tabii sadece Ilıca plajımızda değil, birçok plajımızda da, belediyemizin kontrolündeki plajlarda da uygulamış durumdayız. Biz sağlıkla, güvenle, huzurla herkese Çeşme'de tatile bekliyoruz. Ve herkese de iyi yazlar diliyoruz, sağlıklı yazlar diliyoruz. Son olarak da şunu sormuş olayım. Vaka sayısı Çeşme'de sıfırlandı. Bu çok güzel bir gelişme ama Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşlarımız biliyoruz ki Çeşme'ye tatil yapmaya, vakit geçirmeye gelecekler. Vatandaşlara uyarılarınız var mı? Evet, 3 altın kural, maske, mesafe ve hijyene dikkat etmeleri, uymayan işletmeleri bizlere bildirmelerini özellikle rica ediyoruz. Çeşme yeryüzündeki cennet. Biz bu cenneti Çeşme'yi sevenlerle, Çeşme ailemle beraber paylaşmaya hazırız. Lütfen onlar da bizim şu anda sıfırladığımız oranı da yükseltilmemesi için gerekli tedbirlere uysunlar. Sayın Orhan, çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür için. Ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Güzel İzmir'e selamlar. Var olun. Evet, Çeşme Belediye Başkanı Sayın Ekrem Orhan'la birlikte konuştuk. Çeşme'deki COVID-19 vakaları sıfırlandı. Bu önemli, yaz sezonu açısından da oldukça kritikti ama tabii ki bu durumu muhafaza etmek oldukça önemli. Buradan Çeşme'ye tatile gidecek vatandaşlarımızın da gerekli önlemlerini alarak, testlerini yaptırarak bölgeye gitmeleri, bölgede daha huzurlu bir tatil süreci geçirmelerine neden olacaktır. Bölgedeki esnafımızın da yüzü umarız bu tatil sezonunda biraz daha güler. Haberlerimizle devam edelim. Birazdan Profesör Doktor Faruk Aydın bu arada bizlerle birlikte olacak. Sayın Aydın'la da 1 Haziran sonrasını konuşacağız hep birlikte. Mutlaka izleyelim. Şimdi koronavirüs gündemiyle devam edelim başlamışken. Koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama süreci devam ediyor. 50 yaş ve üzeri vatandaşlar için aşılama başladı. Türkiye'de COVID-19 salgınıyla mücadele kapsamında aşılama süreci hızla devam ediyor. COVID-19 salgınına karşı toplumsal bağışıklık kazanılması için uygulanan aşı programında 50 yaş ve üzeri vatandaşların aşılanmasına başlandı. Sağlık Bakanlığı'nın anlık olarak yayınladığı verilere göre şimdiye kadar uygulanan birinci doz aşı sayısı 16.515.018, ikinci doz aşı sayısı ise 12.315.673'ü geçti. Bugüne kadar birinci ve ikinci doz aşı uygulamalarının sayısı yaklaşık 29 milyon. 12 milyondan fazla kişiye ikinci doz aşı uygulandı. Yarım saat dışarı. Öte yandan aşı tedariki de hızlanacak. Anlaşması yapılan 270 milyon doz aşının büyük bir bölümü yaz döneminde alınacak. 4 ayda sadece 120 milyon doz BioNTech aşısı getirilecek. 14 milyon 200 bin doz aşının Haziran'ın ilk yarısında alınması planlanıyor. TÜİK ekonominin ilk çeyrek büyüme rakamlarını açıkladı. Türkiye ekonomisi 2021 yılının ilk çeyreğinde beklentilerin üzerinde %7 büyüme kaydetti. Beklentiler %6.5 büyüme olacağı yönündeydi. Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte beklenti üzerinde büyüme performansı ortaya koydu. Türkiye İstatistik Kurumu Ocak-Mart 2021 dönemini kapsayan gayri safi yurt içi hasıla verilerini açıkladı. Buna göre ekonomi yılın ilk çeyreğinde %7 büyüdü. Beklentiler %6.5 civarı büyüme rakamına işaret ediyordu. Türkiye ekonomisi 2020'nin genelinde %1.8 büyürken 4. çeyrekte %5.9 artış göstermişti. İlk çeyrekte hane halkı tüketimi büyümeye 4.4 puan katkı yaparken stok değişimi büyümeyi 1.5 puan aşağı çekti.
Ve dün akşam hepimizi gururlandıran bir haber, Anadolu Efes basketbolda Avrupa şampiyonu oldu. Temsilcimiz dörtlü finalin şampiyonluk maçında Barcelona'yı 86-81 mağlup etti. Lacivert Beyazlılar basketbolda Türkiye'ye 10. Avrupa Kupası'nı kazandırdı. İnandılar, başardılar. Anadolu Efes Türkiye'yi basketbolda zirveye taşıdı. Lacivert Beyazlılar Avrupa şampiyonu oldu. Avrupa'nın en büyük spor organizasyonlarından olan Turkish Airlines EuroLeague'in dörtlü final mücadeleleri Almanya'nın Köln şehrinde yapıldı. Büyük çekişmeye sahne olan final maçında temsilcimiz Anadolu Efes, Barcelona'yı 86-81'lik skorla mağlup etti. Anadolu Efes kupayı ilk kez müzesine götürmeye hak kazandı. Olimpia Milano ise CSKA Moskova karşısında verdiği mücadeleyle serinin üçüncüsü oldu. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük kupası Anadolu Efes'in kaptanı Doğuş Balbay'ın elinde yükseldi. Lacivert beyazlı oyuncular ve teknik heyet Avrupa şampiyonluğunu Queen'in We Are The Champions şarkısı eşliğinde kutladı. Tüm ekibin, çalışanlarımızın, herkesin eline, emeğine sağlık. Bu kupada herkesin emeği var. Tüm takımda çok gururluyum. Çok mutluyum Türkiye'ye, Türk basketboluna ve ülkemize böyle bir kupa getirdiğimiz için. Çok şükürler olsun. Anadolu Efes baş antrenörü Engin Ataman yaptığı basın açıklamasında zaferi ve coşkuyu anlattı. Şimdi bir kere maç biter bitmez Sayın Cumhurbaşkanımız aradı beni. Tebrik etti, teşekkür etti. Bütün oyunculara selamlarını, sevgilerini iletti. Türk halkı adına tabii ki devletimizin en üst tepesinden böyle bir tebrik almamız çok önemli. Bu pandemiyle tüm dünya ile birlikte hep birlikte savaşıyoruz. Ama maalesef bazı ülkelerde sorunlar çıkartılıyor bizlere karşı. Bu önemli turnuvaya biliyorsunuz yayıncı kuruluş gelemedi. Benim iki tane kızım gelemedi. 22 yaşında Amerika'da okuyorlar. İki defa aşı oldular Amerika'da. Türkiye'ye sırf bunun için döndüler. Alman hükümeti onlara vize vermedi. Yani Almanya'ya bir sürü gelen insanı düşündüğünüz zaman burada ülkemiz aleyhine çalışan endişe verici. Oyuncularımın aileleri gelemedi. Birçok oyuncumuzun ailesi her maçta bizim yanımızda olan. Ama biz her zaman sahada gerekli cevabı veriyoruz. Bugün de tüm Avrupa, tüm dünya 200'e yakın ülkede canlı olarak izlendi. Onun için de buradan bir kez daha bizi destekleyen herkese teşekkür ediyorum. Bizlere, ailelerimize vize vermeyen Türkiye'nin Almanya konsolosluğuna da bir kez daha teessüflerimi iletiyorum. Bu pandemik değil, tamamen siyasi bir karar olduğunu düşünüyorum. Anadolu Efes'i bizlere bu gururu yaşattıkları için bir kez daha tebrik ediyoruz ve bir başka gurur kaynağımızı ekranlarınıza getireceğiz. Aerobik Jimnastik Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Ayşe Begüm Onbaşı için Ankara Esenboğa Havalimanı'nda karşılama töreni düzenlendi. Onbaşı Ankara Esenboğa Havalimanı'nda mehter takımı tarafından karşılandı. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki aerobik jimnastik dünya şampiyonasında zafere ulaşan milli jimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı altın madalyayla yurda döndü. Onbaşı için Ankara Esenboğa Havaalanı'nda karşılama töreni düzenlendi. Milli jimnastikçiyi karşılayanlar arasında Türkiye Jimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Spor Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik'le Ankara Büyükşehir Belediyesi Ego Spor Kulübü Başkanı Akın Honduroğlu vardı. Ayşe Begüm, Bakü'den ayrıca özel bir ödül aldı. Uluslararası Jimnastik Federasyonu tarafından organizasyonun en iyi sporcusu seçildi. Milli jimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı, Azerbaycan'dan altın madalyayla döndükleri için çok mutlu olduğunu söyledi. İstiklal marşımızı okurken tüylerim diken diken oldu diyen Ayşe Begüm, oraya Türk kadınının gücünü göstermek için gitmiştik, çok gururluyuz ifadelerini kullandı. Öte yandan Ankara Büyükşehir Belediyesi mehter takımı da milli sporcuyu marşlarla karşılayarak mini bir konser verdi.
Tokyo Olimpiyatlarına sayılı günler kala Olimpiyat Komitesi'nden yeni bir açıklama geldi. Açıklamaya göre oyunlara yönelik yurt içi seyirci alımı kararı gecikecek. Tokyo Olimpiyatları Organizasyon Komitesi Başkanı Hashimoto Saiko, şu an önemli olan olimpiyatların güvenli bir şekilde düzenleneceğine ilişkin tıbbi ve bilimsel kanıtları sağlamaktır dedi. Tokyo Olimpiyatları COVID-19 tedbirleri kapsamında yapılacak. Seyircili mi, seyircisiz mi olacağı ise merak konusu. Olimpiyat tarihi yaklaşırken komiteden yeni bir açıklama geldi. Deniz aşırı seyirci alımı yapılmayacak olan oyunlara yurt içi seyirci alınması da henüz kesinleşmedi. Organizasyon Komitesi Başkanı Hashimoto Saiko düzenlediği basın toplantısında olimpiyatların COVID-19 önlemleri çerçevesinde güvenle düzenleneceğine inandıklarını kaydetti. Saiko, şu an önemli olan olimpiyatların güvenli bir şekilde düzenleneceğine ilişkin tıbbi ve bilimsel kanıtları sağlamaktır dedi. Daha önce 24 Temmuz-9 Ağustos 2020'de yapılması planlanan ve salgın nedeniyle ertelenen olimpiyat oyunları 23 Temmuz-8 Ağustos 2021'de yapılacak. Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde zincirleme trafik kazası meydana geldi. 21 aracın karıştığı kazada 20 kişi yaralandı. Otoyolun Ankara yönü ulaşımı açılırken İstanbul yönünde kazaya karışan araçların kaldırılma çalışmaları sürüyor. Bir tır ters döndü. 21 araç birbirine girdi. 20 kişi yaralandı. Zincirleme trafik kazasının meydana geldiği yer Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesimi. Biz tırı fark etmedik. Son anda zaten tırdan sonra ikinci araç biziz. Bizden sonra zaten arkası komple bir anda zincirleme kaza aldı. Otoyolun Çınarlıdere viyadüğü girişi İstanbul istikametinde bir tır ters döndü. Meydana gelen kazaya 21 araç karıştı. Kazayı görünce ben sağ tarafta durdum. Şeritte dörtlüğümü yaktım, durdum. Ben sol tarafta da bu araçlar geliyordu. 5 tane araç soluma girdi. Bu kamyoncu arkadaş yukarıdan frenen basmadı. Hava da yağışlıydı, komple alta pişti gitti. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 20 kişi 112 acil sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Biz durduk, peşimizden otobüs durdu. Arkamızdaki tır alev aldı. Biz de tabii o anda inmeye falan da çalıştık. Baktık alev alıyor tır. Tekrar arkadaşlarımız araca bindiler. Biz de son anda durduk yani. Zaten zemin kaygan yerler. Kaza nedeniyle her iki yönde trafik durdu. Uzun araç kuyrukları oluştu. Otoyolun Ankara istikameti yeniden ulaşıma açıldı. İstanbul yönünde kazaya karışan araçların kaldırılması ve trafiğin açılması için başlatılan çalışmalar sürüyor. Otobüslerle seyahat eden yolcular belediye araçlarıyla İzmit şehirler arası otobüs terminaline götürülüyor. Fatih Unkapanı Kavşağı Köprüsü İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenmek üzere yıkıldı. Fakat bölgede trafik çok yoğunlaştı. Şimdi Dilek Doğan Unkapanı'nda bize son durumu aktaracak. Dilek Doğan, seni dinleyelim. Evet, İstanbulluların en büyük çilelerinden bir tanesi trafik. Unkapanı mevkiinde de trafik durma noktasına gelmiş durumda. Çünkü burada çalışmalar halen yürütülüyor ve 3 aylık bir çalışmadan söz ediyoruz. 3 ayın sonunda çalışmaların tamamlanması bekleniyor. Hemen son durumu göstermesi için Emrah Genç'ten rica edeceğim. O görüntüleri ekranlarınıza getirsin. Bir taraftan görüyorsunuz, sürücüler zorluk çekiyor. Geçiş noktasında Beyoğlu'ndan Fatih noktasına geçiyorlar bir taraftan. Bu geçiş güzergahında trafiğin durma noktasında olduğunu, şu anda pek akıcı bir trafikten söz etmek mümkün değil. Yaklaşık yarım saatlik bir geçişten söz ediyoruz burada. Beyoğlu'ndan Fatih'e geçerken bir yarım saati gözden çıkarıyor sürücüler. Tabii Unkapanı Kavşağı Köprüsü yıkıldı bir taraftan çünkü tehlike saçıyordu. Çokça haberleri de yapılmıştı. Bir taraftan da tabii Ali Beyköy Eminönü hattının çekilmesi açısından da, tramvay hattının çekilmesi açısından da çalışmalar yürütülüyor. Çünkü bu hattı Cibali Ali Beyköy olarak tamamlamışlardı. Eminönü eksik kalmıştı. Bu noktada o çalışmalarda yürütülüyor bir taraftan. Tekrar edelim, Unkapanı Kavşağı Köprüsü yıkılmış durumda. Çalışmalar 15 Mayıs itibariyle başladı ve 31 Temmuz'un
sonuna kadar da devam etmesi bekleniyor. Yani 3 aylık bir çalışmadan söz ediyoruz ve 3 aylık dönemde trafik yine bu durumda olacak. Tekrar edelim, Beyoğlu'ndan Fatih'e geçiş noktasında bir yarım saati gözden çıkarıyor olmanız gerekiyor. Sürücüler bu noktada biraz zorlanıyorlar tabii. Daha öncesinde nasıldı? Daha akıcı bir trafik vardı. Tam kapanma sürecinde tabii vatandaşların aklındaki soru şu: neden tam kapanma sürecinde başlamadı bu çalışmalar diye bir taraftan da soruyorlar tabii. Çünkü dediğimiz gibi bir yarım saati gözden çıkarıyor olmaları gerekiyor. Tekrar edelim, bu noktada iki çalışma yürütülüyor. Bir tanesi Unkapanı Kavşağı Köprüsü'nün yıkımı. Tekrardan yenisi yapılacak. 15 Mayıs itibariyle yıkılmıştı. Bir diğeri de tramvay hattı. Eminönü Ali Beyköy tramvay hattının çekilmesi açısından da çalışmalar yürütülüyor. İki çalışma birleşince ne oldu? İstanbul'un trafiği bu noktada yine felç olmuş durumda. Tabii bu nokta çok önemliydi. Fatih'i Beyoğlu'na bağlayan nokta, Beyoğlu'nda Fatih'e bağlayan nokta ve şu anda Beyoğlu'ndan Fatih'e geçiş noktasını görüyorsunuz. Bir taraftan trafiğin durma noktasında olduğunu görüyorsunuz. Sürücüler de zorlanıyorlar. Tekrar edelim, 3 aylık bir süreç olacak. 3 ayın sonunda bu çalışmaların tamamlanması, trafiğin tekrardan eski haline dönmesi bekleniyor diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Dilek Doğan ve Emre Alp Genç, Unkapanı Köprüsü'nün oradan çalışma yapılan bölgeden bize son durumu aktardılar. Şimdi biz COVID-19 gündemine geri döneceğiz. Çok değerli bir konuğumuz var. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Faruk Aydın bizlerle birlikte. Sayın Aydın, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. Bugün Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası COVID-19'la mücadele kapsamında yeni tedbirlerin alınması bekleniyor. Aslında yeni bir normalleşme sürecine geçiyoruz. 1 Haziran sonraki süreç bizim için önemli. Biraz önce Çeşme Belediye Başkanımızla bir bağlantıda bulunduk Sayın Aydın. Çeşme'de vaka sayıları sıfırlandı diye. Bu bizi memnun etti. Yaz için vaka sayılarının artışı konusunda endişeleriniz var mı? Şimdi şöyle yaklaşmak lazım. Normalleşme kelimesinden ben her zaman korkuyorum. O nedenle dikkatli davranmak gerekiyor. Pandemi halen dünyada mevcudiyetini devam ettiriyor. Ülkemizde de devam ettiriyor. Ve şu anki sayılarımızın oranı %7 civarında. Yani %16'na da düştük. %7 ile 10 arasında değişiyor günlük. Ama biliyorsunuz ki tam kapanmada %5'in altına inmeyi hedeflemiştik. Yaklaşıyoruz. Dolayısıyla dikkatleri gözden kaçırmadan, yani bütün önlemlere ve kurallara uyarak bir normalleşmeye doğru biz de arzu ediyoruz. Tabii ki 1,5 yıllık yaklaşan bir dönem oldu. İnsanlar hem sıkıldılar hem ruhsal ve psikolojik sıkıntıları oldu. Esnafımızın ticari, ekonomik sorunları oldu. O nedenle sabrımızın da azaldığı bir döneme geldik ama pandemide de sona doğru önlemleri alarak sona doğru yaklaşmaya başladık. Dolayısıyla ben daha dikkatli davranılmasını ve aşılarımızın hızlıca gelip aşılarımızı da yapılıncaya kadar da Sağlık Bakanlığı'nın önerdiği ve önereceği doğrultuda önlemlere uyuma davet ediyorum. Çeşme'de vakalar sıfırlanmış olabilir elbette. Ona herhangi bir itirazım yok. Ülkemizin mutlaka belli birçok yerinde de sıfırlandı. Ama insan hareketinin devam etmesi ve şu an ekranda görülen kalabalıkların oluşması durumunda yeniden bir salgın hastalık, bu tabiatı böyle, yeniden yayılabilir. Dolayısıyla mesafeye ve kurallara uyarak ve kontrollerimizi doğru yaparak aşılar gelinceye kadar yine bir kontrol altında yaşamakta yarar var diye düşünüyorum. Aksi halde sorunların baş göstermesi mümkün görünüyor. Sayın Aydın, bugünkü toplantının ardından alınmasını beklediğiniz kararlar neler? Örneğin şöyle bir konu gündeme geldi. Ben bunu pek mümkün görmüyorum ama sizin fikirlerinizi merak ediyorum. Açık havada maske kullanımının zorunlu halde olmaması tartışılan konulardan biri. Ama sizce biz bu aşamaya geldik mi? Aşılama yeterli mi bu durumda? Yani bilim kurulunun bunu iyi değerlendireceğini biliyorum ve iyi değerlendirmiş olacağını. Amerika'daki örneklerden hareket ediliyor ve maske konusunda meselenin kökünü bilen de bilmeyen de konuşuyor.
Oysa Amerika'da biliyorsunuz mRNA aşıları yapıldı ve aşılı insanların açık havada bir araya gelebileceği ve maske kullanmayacağı konusunda kararlar alındı. Biz henüz o duruma gelmedik. Dolayısıyla yine ekranda görünen şu kalabalık içinde açık hava belki ama insanlar arasındaki mesafenin neredeyse sıfırlandığı bir ortamda maskelerin çıkarılması doğru değil. Tabii ki maskeleri biz kendi bahçenizde kalabalık olmayan, yani bir kişinin soluduğu havayı siz anında solumadığınızdan emin olduğunuz yerlerde maskenizi çıkarabilirsiniz. Ama bunu İstiklal Caddesi gibi kalabalık bir yerde yapabileceğinizden emin misiniz? Veya bir restoranın bahçesinde bunu yapabileceğinizden emin misiniz? Veya sınıfta, iş yerinde, markette, herhangi bir yerde bir başkasının soluduğu havayı sizin solumayacağınızdan emin olmanız gerekiyor. Bu şeyi, maskeyi çıkarabilmemiz için. Bu çok önemli bir nokta. Yani insanları yanlış yönlendirmemek lazım. Tabii ki emniyetli bir alandaysanız, mesafeniz yeterliyse, ortamda bir sorun olma ihtimali yoksa maskenizi çıkarabilirsiniz. Evet, biz de çıkarın diyoruz zaten. Hı hı. Sayın Aydın, şimdi 1 Haziran sonrasında 2021 yaz sezonu da açılmış olacak ve birçok vatandaşımız tatil beldelerine gidecek. Yazlık kiralamak isteyenler var, karavanlarında, çadırlarında kalmak isteyenler var. Fakat otel rezervasyonları yaptıranlar, yani başka vatandaşlarla birlikte aynı havayı solumak durumunda kalacak olan vatandaşlarımız var. Bu durumda tatilcilere uyarılarınız nedir? Mümkünse aşılarını yaptırmaları, yani temelde aşılarımızı tamamladıktan sonra tatil programını yapmakta yarar var. Aşıların da geleceği konusunda bakanımızın yaptığı açıklamalar bize umut veriyor. Yani yarınlara umutla bakıyoruz. Dolayısıyla en azından mümkünse aşı yaptırabileceklerin tamamının aşı yaptırdıktan sonra tatil programını yapmasını tavsiye ediyorum. İkinci olarak da şayet bana aşı gelme şansı yok, ben aşı olamayacağım ama tadilde yapmak istiyor. Ben turizm işletmelerinin yeterli önlemleri ve aldıklarını, kuralları bildiklerini ve müşterilerini ona uygun bir şekilde karşılayabileceğini biliyorum. Dolayısıyla gittikleri otellerde kurallara tam bir uyum göstermeleri gerekiyor. Kapalı alanda bulunmamaya çok gayret etmeleri gerekiyor. Sürekli açık alanda bulunarak, açık alanda da yine mesafe ayarlaması yaparak tatillerini yapabilirler. Havuzun kalabalık olma ihtimaline karşı yine otellerin, işletmelerin şey yapacağını, dikkat edeceğini düşünüyorum ama insan, her insan kendi sorumluluğunu taşıması durumunda havuzlarda ciddi bir kalabalık oluşturmamamız lehimize olacaktır. Bulaşın yeniden oluşmasını engelleyecektir. Varsa aramızda bir taşıyıcı, olup olmadığını bilmiyoruz çünkü. Deniz biraz daha güvenli olabilir. Yine denizde de çok yakın, güneşlenme çok yakın. Yani farklı insanlarla yine mesafemizi, onların soluduğu havayı, bizim aynı anda solumamamız gerekecek kadar uzaklığı sağlamamız gerekiyor. Bizim onlar için de bizim solumamız aynı şey geçerli. Yani İnsanlar hepsi birbirini korumalı, kollamalı, kurallara uymalıyız. Yani pandemi halen vardır ve bir bulaşıcı hastalık olması nedeniyle Türkiye'de henüz %70 hassas insan mevcuttur. Dolayısıyla kolaylıkla yayılabilir. Varyant virüslerimiz de var artık. Bunların da yayılımı kolaydır. O nedenle kuralları asla esnetmeyerek, ben o yüzden normalleşme kelimesinden korkuyorum. Yeni bir yaşam. Ve şöyle diyorum ben, pandemiyle birlikte yaşantıyı sürdürmek, yaşamımızı sürdürmek. Bu da nasıl olabilir? Önlemleri dikkat ederek, Sağlık Bakanı önerilerine uyarak bunu yapabiliriz. Tabii bir an önce aşılanmamız, hepimizin aşılanması en büyük dileğimiz Sayın Aydın. Herhalde o zaman rahata erebileceğiz hep birlikte. Şimdi restoranların da tabii açılması söz konusu.
Lokantalar, restoranlar, evet, eğlence mekanları, bunlar uzun süredir vatandaşların ve esnafın açılmasını beklediği alanlar açıkçası ve biraz Haziran itibariyle açılırsa eğer büyük bir rağbet göreceği de kesin sezonun başlaması, evet, ve hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte. Şimdi oralarla ilgili endişeleriniz var mı? Çünkü uzun süren bir zaman dilim, yani bir yıl aşkındır biz bu virüsle mücadele ediyoruz, hastaneler dolu ve buna rağmen bir rehavet oluyor açıkçası gözlemlediğimiz kadarıyla, görüntülerden de gördüğümüz kadarıyla. Kesinlikle riskin bertaraf edilmediği, olmadığı hepimizin bilinci dahilinde olmalıdır. Kafe, restoran ve benzeri eğlence mekanlarının hizmeti açılıyor olması, ben pandemiyle birlikte yaşamayı becerebilirseniz bunu yapabilirsiniz diye söylüyorum. Özellikle bahçeli, açık havada olan yerlerde risk nispeten kapalı alanlardan daha düşük ama sıfır olmadığını buradan vurgulayalım. Yine masalar arası mesafeleri ve kalabalık oluşma şeklini mutlaka önlemlere uygun bir şekilde ayarlamamız lazım. Bahçeli olmayan yerlerin de bir haksızlığa uğramaması. Çünkü o sektör sahipleri de açılmak istiyor. Diğerleri bahçesi var diye açıldı. Kapalı mekanlar da burada açılabilir. Dediğim gibi havalandırmanın tam olarak maksimum düzeye çıkarılması ve içeride ciddi bir kalabalık oluşturmadan, işte o %50 kuralını hatırlayın, hep konuşmuştuk. %50 kuralıyla da kapalı mekanlar faaliyetlerini sürdürebilirler diye düşünüyorum. Muhtemelen bu akşam kabine toplantısı neticesinde duyurulacak olan önlemler veya kurallar bunları içerecektir diye bekliyorum. O bakımdan risk sıfırlanmış değildir. Dolayısıyla yine maskemizi yanımızda taşıyalım. Riskli ortam oluşması durumunda maskemizi takalım. Aşısız olmamız, yani kimlerin aşılı olup olmadığını da bilmiyoruz. Yani kimlerle bir araya toplanıyoruz onu da bilmiyoruz. Dolayısıyla dikkatli olmakta yarar var. Halen 100'ün üzerinde vefat, günlük vefat sayımız var. Halen evet, hastanelerdeki yoğunluk eskiye rağmen 2/3 oranında azaldı. Yani 1/3'ü kaldı. Şu anki durum bunu gösteriyor. Ben de onu soracaktım size, hastanelerdeki, evet, durum nedir? Şu an hastanelerde şu an 1/3'ü kaldı. 2/3'ü yani %70 azaldı diyelim. Peki %30'u, yoğun bakımlar hocam? Yoğun bakımlarda da aynı durum söz konusu. Onların da doluluğu %40 civarına düştü. Covid açısından diyorum tabii. Covid'de hastalar bakımından diyorum. Dolayısıyla şu an biz umutlu bakıyoruz. İyi bakıyoruz ama biliyorsunuz 17 gün gibi bir kapanma sağladık. Ve ondan sonra da kısıtlamaları devam ettirdik. Yani tam olarak kaldırmadık. Dolayısıyla umutlu bakıyoruz. Sektörün açılmasını arzu ediyoruz. Her türlü ticari faaliyetin yapılmasını arzu ediyoruz. Ama bunları hepsini koşullu söylüyoruz. Normalleşme demiyoruz buna. Ben demiyorum. Dolayısıyla buradan birilerine duyurmaya çalışıyorum. Buna pandemiyle birlikte yaşamak, bunu başarmak diye adlandırmak istiyorum. Pandemi koşullarında bunu en iyi şekilde yapabilmenin yolunu bulmamız gerekiyor. Bunun için insanlarda artık yeterli bilincin oluştuğunu düşünüyorum. Kendileri için söylüyorum bunu. Yani önlem almayanların bu virüse yakalanmama ihtimali sıfır. Yakalanacaklar. Yani önlemsiz bunu ne kadar sürdürebilirsiniz? Çok şu kalabalıklara bakın. Dolayısıyla önlemleri alarak işletmeler de yeni bir sorunla karşı karşıya kalmamak için lütfen işletmelerini kurallara uygun, özellikle bu akşam hükümetin açıklayacağı önlemlere tam uyum göstererek sürdürelim diyorum. Sayın Aydın, çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Umarım 1 Haziran'dan sonra daha güzel günler, daha kurallı günler, daha az bulaşlı günler görürüz. Umarız teşekkür. Güzel günler bizi bekliyordur Sayın Aydın. Çok sağ olun. İnşallah.
İnşallah. Teşekkür ederim. Profesör Doktor Faruk Aydın'la birlikte 1 Haziran sonraki süreci ve Bakanlar Kurulu toplantısından çıkacak olası kararları hep birlikte değerlendirdik. Şimdi haberlerimizle devam edelim. Türkiye'nin geliştirdiği yerli ve milli savunma sanayi ürünlerine diğer ülkelerin ilgisi giderek artıyor. Ukrayna, Katar ve Azerbaycan'dan sonra NATO üyesi Polonya da Türk sihalarını tercih etti. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Türk savunma sanayisinin hedeflerini anlattı. Türk savunma sanayisi son yıllarda büyük başarılar elde ediyor. NATO üyesi Polonya, Türkiye'den silahlı insansız hava aracı satın aldı. Bir Avrupa Birliği ve NATO üyesi ülkeye Polonya gibi satış yapmak tabii ki önemli bir kavram. Burada zaten ürünlerimizin kalitesi, operasyonel gücü konusunda artık dünyada hiçbir tereddüte mahal yok. Ukrayna, Katar ve Azerbaycan'dan sonra Polonya semalarını da Türk sihaları koruyacak. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayisi Başkanı İsmail Demir, yerli ve milli teknolojileri geliştirmek için uzun yıllara ihtiyaç olduğunu söyledi. Bize engel koydukları herhangi bir ürünün yerine yerlisini koyabiliyorsak, bunlar zaten bir iki günde, birkaç haftada olacak işler değil. İHA kamerasını bize vermediler, biz de hemen kendimiz başladık değil. Biz İHA kamerası alırken İHA kamerası konusunda önümüzde engel çıkabileceğini gördüğümüz 5 yıl önceden, 6 yıl önce buna başladık. Demir, silah ambargolarına karşı savunma sanayisini geliştirmek için kararlılık gerektiğini vurguladı. Bize şu veya bu konuda çıkartılacak herhangi bir engeli bugün aşarız, bugün olmazsa yarın aşarız, yarın olmazsa öbür gün aşarız. Ama bu aşma iradesi engel çıktığı için değil, engel çıkacağını daha önceden gördüğümüz için ve Türkiye'nin bağımsız ve milli politika oluşturmasının önündeki en büyük gücün de kendi savunma sanayi bağımsızlığını olduğunu bildiğimiz içindir. Türk SİHA'larının saha başarıları yabancı ülkelere satışta büyük rol oynuyor. SİHA'ların yanı sıra silahlı insansız deniz aracı SİDA'nın başarısı da diğer ülkeler tarafından yakından izleniyor. İşçinin, köylünün, çiftçinin, esnafın sesi olan Ulusal Kanal her zaman sorunları masaya yatırdı, çözümleri de ortaya koydu ve yetkililere çağrıda bulundu. Çiftçilerimizin yine bir talebi var. Çiftçilerimiz diyor ki hasadı yaklaşan yağlı tohum mahsullerinin geçen yıllardan hak edilen destekleri hala yatmadı. Paraları olmadığı için faizle, gübre, mazot ve ilaç aldıklarını söyleyen çiftçiler desteklerin bir an önce yatmasını istiyor. Geçtiğimiz senenin yağlı tohum destek ödemeleri hala yapılmadı. Üreticiler mağdurlar. Çiftçi daha soyayı ekmeden vermeleri lazım ki sağa sola borçlanmayayım, rahat çiftçilik yapayım. Hala alamadık. Fiyatında çok büyük artışlar olmadığı halde maalesef girdilerinde çok büyük artışlar var. Mısır, pamuk, soya ve ayçiçeği gibi ürünlerde hasat yaklaşıyor. Ancak önceki yılın destekleme ödemeleri hala yatmış değil. Bizim paramız olmadığı için, borçlandığımız için huzurumuz yok. Üretimin sürdürülebilirliği için peşin yapılması gereken destekleme ödemelerinin geciktirilmesine ise Adanalı çiftçiler tepkili. Devletin ödemesi gereki olan bütçenin %1 olan kısmını sene başında çiftçiye vermeleri lazım ki çiftçi o parayla işini çevirsin, borçlanmasın sağa sola. Ulusal Kanal'a konuşan çiftçi Kemal Karslı, çiftçinin borç kıskacında olduğunu söyledi. Gidiyoruz zehirciye eyvallah ediyoruz, gübreciye eyvallah ediyoruz, yalvarıyoruz, yakarıyoruz. Kim vicdana gelirse o da faiziyle veriyor. Yani bize aldığımız gübrenin, mazodun, tohumun hepsi faizle alıyoruz biz. Ama devlet bize vermesi lazım olan bizim desteklememizi vermediği için biz faize boğuluyoruz yani çiftçi olarak. Soya, mısır, pamuk ve ayçiçeği üreticileri borçlarını ödeyebilmek için desteklerin bir an önce yatmasını istiyor. Mazottur, gübredir, zehirdir, sulama ücretleridir, sulamada kullandığımız elektrik ücretleridir. Bunların gözden geçirilmesi, çiftçiye destek verilmesi, çiftçiye daha ucuza mal ederse daha rahat çalışır. Uzmanlar da çiftçinin taleplerinin haklılığına işaret ediyor. Ziraat mühendisi Bahadır Berkez, stratejik ürünler arasında olan yağlı tohum mahsullerine yönelik özel planlama yapılması gerektiğini belirtti. Çukurova bölgesi yağlı tohumlar açısından güzel bir yer ve yağlı tohumlar da stratejik bir ürün. Çok büyük bir yağ açığımız var. Ondan dolayı bu ürünleri arttırmamız. Benim kanaatim de bu bölgenin yağlı tohumlara ayrılması, yağlı tohumlar üreticilerine desteklerin, primlerin arttırılması. Yani bu da aslında Türkiye'nin planlı bir
tarım politikasının oluşmasını sağlamalı. Çiftçi borçları 180 milyar lirayı geçti. Bütçe desteklemelerinin artırılması gerekiyor. Bir kere tarıma ayrılan bütçenin artırılması gerekmekte. Mutlaka ve mutlaka kurtuluş yolumuz üretimde. Özellikle yağlı tohumlardaki bugün destekleme primlerinin daha da arttırılması gerekmekte. Çünkü yağlı tohum üretiminde girdi masrafları çok daha fazla. Kısa bir aranın ardından günlük devam edecek. Günlüğe kaldığımız yerden devam ediyoruz. İki değerli konuğumuzla birlikte Türkiye-Yunanistan arasındaki diplomatik temasları ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri değerlendireceğiz. Emekli Kor General Sayın İsmail Akkapekin ve Ulusal.com.tr Haber Müdürü Kıvanç Özdal bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş geldiniz komutanım. Evet, bugün bir diplomatik temas daha sağlandı. Atina'daydı bu sefer temaslar. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Niko Dendias'la birlikte bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Türkiye'de yapılan görüşmelerde yapılan basın açıklamasında biraz daha sert rüzgarların estiğini gördük. Ancak bugün Atina'da yapılan toplantıda biraz daha yumuşak açıklamalar yapıldı. Ama aslında Türkiye ve Yunanistan arasındaki temel sorunlara pek değinilmedi. Bu sorunların NATO toplantısında konuşulacağı biraz daha mesaj olarak verildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 14 Haziran'da Mitsotakis ile Erdoğan arasında bir görüşme olabileceğini öngördüklerini ifade etti. Bugünkü yapılan toplantı bize neyi anlattı acaba Sayın Pekin? Yani şunu söylüyorum. Bu yapılan toplantı aslında Avrupa'nın ve Amerika'nın baskısı üzerine. Gerilim arttırmayın, gerilimden uzak kalın. Ve dolayısıyla en azından NATO toplantısına ve Avrupa Birliği liderler toplantısına kadar yine sorunu alevlendirmeden devam ettirelim. Görüşmeler yoluyla devam ettirelim diye. Biliyorsunuz bir taraftan şey devam ediyor. İstikşafi görüşmeler devam ediyor. Bir taraftan şey devam ediyor. İki ülkenin askerler arasındaki güvenlik arttırıcı önlemler devam ediyor. Bu da gerilimi azaltmanın başka bir yolu. Dışişleri Bakanı'nın görüşmesi. Tabii şeyde ne görüşülür? Mitsotakis'te NATO toplantısında neler görüşülür? Çünkü ayın 14'ünde şeyler var. Farklı bir şey var. Gündem var. O gündemde NATO'nun 2030 vizyonu tartışılacak ve büyük ihtimalle NATO'ya bir görev verilecek. Yani yeni baştan bir NATO konsepti, NATO stratejisi hazırlama ve buna uygun kuvvet yapısı, komuta yapısı ve diğerlerini hazırlama ile ilgili belki bazı ilave ülkelerin NATO'ya katılımı konusu görüşülecek. Ukrayna gibi ya da belki Afrika'dan bir veya iki ülkenin katılımı söz konusu olabilir NATO'ya. Bunlar görüşülecek ve yani önümüzdeki bir sene sonraya yönelik görevler verilecek. Bu arada bu çalışmalar devam ederken de aralarda Sayın Cumhurbaşkanımız ile Biden görüşecek biliyorsunuz. Tabi bu arada Dışişleri Bakanı da Mitsotakis ne görüşür ne eder bilemem ama o kadar büyük zamanları olacağını sanmıyorum. Bir başka konu bu sorunlar Türkiye ile Yunanistan arasındaki sorunlar yani NATO sorunu değil. Bizim sorunumuz da değil. Yani Yunanistan'ın sorunu. Yunanistan'ın yarattığı problemler. NATO'nun bununla alakası yok. Yani NATO ne yapacak? Türkiye, Karasu'nun azalt, Doğu Akdeniz'e çıkma bilmem ne. Bunları mı söyleyecek? Yani bu görüşmeler tamamen bölgedeki gerilimi düşürmek için yapılan görüşmeler. Tabii bundan bir şey çıkar mı? Yunanistan bizim haklarımızı kabul etmediği sürece bundan bir şey çıkmaz. Hala baktım Sevilla haritası var. Hala o Sevilla haritasını öne sürüyorlar. Yani bu harita bizi bağlamaz demiyor. Diyemiyorlar daha doğrusu. Böyle olunca yani ben iki ülke arasındaki görüşmelerin tabii ki görüşmeler önemli, diplomasi önemli ama bir taraf Avrupa Birliği'ni ve Amerika'yı arkasına alıp öbür tarafı tek başına ezmeye kalkarsa öbür tarafın haklarını çiğnemeye kalkarsa öbür tarafa kabalık yapmaya kalkarsa bu görüşmelerden bir şey beklemek mümkün değil. Sadece şeylik olur. Göstermelik görüşmeler olur. Ama bu konuda Yunanistan ne kadar samimi önümüzdeki dönemde göreceğiz. Yani Yunanistan'ın bu Türkiye ile ilgili sorunlarını
daha doğrusu kendi sorunlarını çözmesi konusunda ne kadar hassas, ne kadar Türkiye'nin haklarına ve menfaatlerine saygı duyuyor, onu önümüzdeki dönem göreceğiz ve daha iyi değerlendirme imkanımız olacak diye düşünüyorum. Ama Yunanistan'la Türkiye arasındaki bu gerilim zaman zaman alevlenecek, zaman zaman düşürülecek. Ama biz sonuçta bitebileceğini değerlendirmiyorum. Evet, Sayın Özal, Çavuşoğlu'nun da ifade ettiği gibi bir de istişari görüşmeler var. 63.sünün Türkiye'de yapılması planlanıyor. Ama şimdi baktığımız zaman ve geriye gittiğimiz zaman 62 görüşmeden herhangi bir sonuç çıkmadı. Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerilim de düşmedi. Şimdi NATO toplantısına işaret ediyoruz ama 63. görüşmeden de bir sonuç çıkmasını bekliyor muyuz? Aslında beklenmiyor. Uzmanların da böyle bir beklentisi yok. Sanırım devlet görevlilerinin de böyle bir beklentisi yok zaten. Bu görüşmeler hem işte istişari görüşmeler hem güven arttırıcı önlemler toplantısı. NATO üyesi iki ülke tarafından ilişkilerin devam ettiğini göstermek açısından yapılıyor. Bugünkü basın toplantısına baktığımızda Dışişleri Bakanımız Çavuşoğlu'yla mevkidaşı Dendias'ın basın toplantısına baktığımızda da zaten söyledikleri şu, işte aşıyla ilgili bir takım gelişmeler yaşanıyor. İki ülke birbirlerinin aşı karnelerini kabul ediyorlar. Sayın Çavuşoğlu ekonomik konuların görüşüldüğünü söylüyor. Bunun dışında bu iki ülke arasında, Türkiye ile Yunanistan arasındaki sorun olan meselelerle ilgili basın toplantısında da herhangi bir açıklama yapılmadı. Sadece 25 maddede bir işbirliği kararı alındığını söyledi Sayın Çavuşoğlu. Ancak bunun dışında Sayın Komutanımızın da belirttiği gibi Yunanistan'dan kaynaklı sorunlarla ilgili herhangi bir konuşma ne Dendias yaptı ne Sayın Çavuşoğlu yaptı. Sadece sizin de söylediğiniz gibi işte 63. görüşmenin Türkiye'de yapılacağı söylendi. 5. güven arttırıcı önlemler toplantısının yüz yüze yapılacağı söylendi. Esas olarak her iki Dışişleri Bakanı da NATO Liderler Zirvesi 14 Haziran'da Brüksel'de iki ülkenin liderinin bir araya geleceğinin altını çizdiler. Dolayısıyla mesela komutanımız dedi ki AB ve ABD baskısıyla yapılan toplantılar. Bizim de aklımıza tabii şu geldi. Şimdi pandemiden dolayı tabii dünya ekonomisi de iyi gitmiyor. İki ülkenin de turizm gelirleri önemli. Bu daha çok turizm, aşı karnesi bu konuların görüşüldüğünü Sayın Dışişleri Bakanları söylediler. Bunun dışında Çavuşoğlu'nun önemli bir mesajı vardı. Biz Türkiye olarak ön koşulsuz görüşmeye hazırız diyor. Burada tabii Çavuşoğlu'nun esas işaret ettiği nokta şu. Türkiye'nin tezi zaten bu. Biz konuları Yunanistan'la görüşeceğiz. Yani Avrupa Birliği ile görüşmeyeceğiz diyor. Yunanistan genelde iki ülke arasındaki sorunları Avrupa Birliği'ne havale edip hatta işte Türkiye'ye yaptırım uygulanması yönünde de kararlar aldırtmaya çalışıp bu işi Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaymış gibi göstermeye çalışıyor. Halbuki hukuki açıdan iki ülke yani Türkiye ile Yunanistan arasındaki meseleler bunlar aslında. Çavuşoğlu bu noktaya da işaret etti. Dolayısıyla baktığımız zaman daha çok hafif geçen bir görüşme olduğunu söyleyebiliriz. Esas stratejik sorunların da pek masaya yatırılmadığını görüyoruz. Yatırıldıysa bile basın toplantısında bunlar dile getirilmedi. Evet. Şimdi stratejik sorunlar demişken Sayın Pekin, baktığımız zaman Yunanistan'ın Doğu Akdeniz ve Ege üzerinde iddia ettiği haklar ne uluslararası hukuka uygun haklar ne de Türkiye'nin kabul edebileceği tezler. Evet. Yani bunların masaya yatırılması Türkiye açısından baktığımızda söz konusu olmuyor. Amerika Birleşik Devletleri destekli bir Yunanistan'la karşı karşıyayız. Bu arada evet. Yunanistan'a Amerika Birleşik Devletleri desteği olmadan bir temas kurulabilir mi? Yani ABD desteksiz bir Yunanistan'la anlaşmak mümkün mü sizce? Yani baktığımız zaman isteklerine Yunanistan'ın kabul edemez istekleri var. Dolayısıyla yani bizi Ege'de sadece şey değil, Ege'de bakın, Ege'deki faaliyetleri, yaptıkları şeylere. Yani hava sahası 10 mil, karasuru 6 mil, şimdi karasuru 12 mil çıkarmaya çalışıyor. FR hattı var, uçuş bilgi hattı. O hattı kendi deniz sınırı olarak ifade ediyor, öyle kabul ediyor. Ondan sonra gayri askeri adaları silahlandırıyor.
Onu bazı Türkiye'ye ait olan adacık ve kayalıkların bir kısmına 18-19'una el koydu. Oralara gidiyor. Yani meclisi işaret ederek Türkiye'yi Antalya Limanı'na, Antalya Körfezi'ne hapsetmeye çalışıyor. Yani Kıbrıs'ta Türk toplumunu yok farz ediyor Kıbrıs'ta. Kıbrıs'ın yine şeylerini ortaya koyarak bu bölgede Minos Ekonomik bölgeyi almaya çalışıyor, toparlamaya çalışıyor. Yani aklınıza gelecek her türlü konu var. Şimdi bu konuları karşılıklı Yunanistan'la görüşsek belki şöyle yapabiliriz. Yani o niyette olsalar görüşsek sorun değil. Ama Yunanistan zaten kuruluştan itibaren böyle bir devlet. Yani Yunanistan bu bulunduğu bölge itibariyle bir şeydir. Bir jeopolitik bir devlettir. Bu jeopolitik devletin kurulması 1821'de isyanla başlamış ve tamamen Osmanlı İmparatorluğu'nu çökertmek ve Osmanlı İmparatorluğu'nu parçalamak amacıyla kurulmuş bir devlettir. Ve dikkat ederseniz 1821'den itibaren, yani Mor İslam'ın başlamasından itibaren devamlı Türkiye'ye doğru, önce Osmanlı Devleti'ne doğru, daha sonra Türkiye'ye doğru yayılmıştır. Adalara bakın, adaların şeyine bakın. Ondan sonra İkinci Dünya Savaşı'nda aldığı 12 adalara bakın. Girit'e bakın. Yani bütün bunlar hep böyle parça parça Türkiye'ye doğru gitmiştir ve bu Türkiye'yi sıkıştırmak için kullanılan bir araç haline geldi. Bir şey haline geldi. Jeopolitik ülke halinde şu anda. Ve bu jeopolitiğinden dolayı Yunanistan'ın arkasında hep Avrupa Birliği vardır. Yani Fransa vardır. Zaman zaman İngiltere vardır. Zaman zaman Almanya vardır. Amerika Birleşik Devletleri vardır. Bazen Rusya da gelebilir ama sonuçta hep Yunanistan'ı bu şekilde kullanırlar. Bakın Mor İslam'ın başlaması ve Yunan Devleti'nin kurulmasını sağlayan ve Yunanistan'ın arkasındaki, Rumların arkasındaki güç Avrupa Devletleri, yani Rusya'dır, İngiltere'dir ve Fransa'dır. Yani bunlara iyi bakmamız lazım. Dolayısıyla Yunanistan tek başına bir ülke değil. Mutlaka Amerika ile beraber hareket edecek. Amerika ile beraber hareket etmesi gereken bir ülke. Yoksa Yunanistan'da Türkiye'nin ne ekonomik durumu, ne de askeri durumu, ne de sosyokültürel durumu karşılaştırılabilir. Milli güç unsurları olarak da karşılaştırılabilir. Yani arada o kadar büyük fark var ki. Ama Yunanistan bir aparat olarak kullanılıyor. Kime karşı? Türkiye'ye karşı. Geçmişte Osmanlı Devleti'ne karşı kullanıyordu. Şimdi de Türkiye'ye karşı bir aparat olarak kullanılıyor. Ve Türkiye'ye hangi konularda sıkıştırmak isteniyorsa ya da başka bir bölgede Türkiye'ye sıkıştırmak isteniyorsa hemen Yunanlılar devreye giriyor. İşte Kalasu'dan 12 mil çıkaracağız diyor. Hava sahasını şöyle yapacağız, adaları böyle yapacağız, silahlandıracağız diyor. Yani bütün bunlar şeyle ilgili, Yunanistan'ın kurulduğu amaçla ilgili. Bakın aynı şey İsrail için geçerlidir. İsrail de bu maksatla kurulmuş bir devlettir ve Orta Doğu'da hem evangelistlerin hem işte siyonistlerin hem de Amerikan büyük emperyal devletlerin amaçlarını gerçekleştirmek için kurulmuş bir devlettir ve o da gittikçe yayılıyor ve sonuçta o yayılması yetmiyormuş gibi bir de Türkiye'nin güneyinde bir terör devleti oluşturmaya çalışılıyor. Yani böyle baktığımız zaman bu devletlerin tek başına hareket etmeleri mümkün değil. Yani oturup da yoksa anlaşmayacağımız ne var? Otururuz, Ege'yi paylaşırız, Doğu Akdeniz'i paylaşırız, orada çıkacak olan gazı şeyi paylaşırız. Yunanistan da borcundan kurtulur ve dolayısıyla silaha fazla para harcamadan ülkenin güvenliğini sağlar ve başka ülkelerin şeyine muhtaç olmaz. Şimdi ülkesi işgal edilmiş vaziyette Yunanistan'da, Amerikalılar tarafından ve diğer NATO ülkeleri tarafından. Kiralanmış üsler, bir vesaireler falan. Yani Yunanistan'ın kuruluş amacına baktığımızda Yunanistan'da Türkiye'nin oturup ortak bir çalışma yapması olabilir mi? Yani belki işte bu şey savaşından sonra, Kurtuluş Savaşı'ndan sonra belli bir süre sonra Papandreou ile Atatürk'ün karşılıklı işbirliği var. Bir o zaman olmuş. Ondan sonra da bir daha bir türlü şey tutturamamışız. Yani hatta 1936'da Karasularını 6 mile çıkartmışlar. Türkiye'de 6 mile çıkartmış. Halbuki Türkiye'nin zararına olan bir şey yani. Lozan'da 3 mildir şeyler Karasuları. Yani ona rağmen bile o dönemdeki Türkiye'nin, Atatürk'ün barışçı politikasına rağmen bile Yunanistan hep
başka devletlerin kullanım alanında olmuştur, aparatı olmuştur. Çok önemli bir nokta bu. Yani Yunanistan, Türkiye'yi bölgede sıkıştırmak için kullanılan aslında Amerika evet. Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nin bir aparatı olarak düşünebiliriz. Evet. Sayın Özal, şimdi üslere dikkat çekti Sayın Pekin. Bu üslerden en kritiği aslında baktığımız zaman Dede Ağaç'a yapılan yığınak. Dede Ağaç'ın özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin oraya odaklanmasının sebebi nedir? Komutanımız çok daha iyi bilecektir tabii ki ama Dede Ağaç'ın şöyle kritik coğrafi bir özelliği var. Dede Ağaç'tan Karadeniz de kontrol edilebiliyor. Yani Türkiye'ye karşı, Ege'den Türkiye'ye karşı da kullanabilirsiniz. Karadeniz'den Rusya'ya karşı da Dede Ağaç'taki yığınağınızı kullanabilirsiniz. Tabii Dede Ağaç'ın bir diğer özelliği de geçmişte Türkiye'nin hareket planlarında bir karadan gitme şeyi vardı. Şimdi ABD'de tabii Dede Ağaç'a yığınak yaparak, kendi askerlerini oraya yığarak ileride oluşabilecek bir durumda Türkiye'nin önünde bir şekilde kesmiş oluyor. Ancak burada tabii Yunan halkının, Yunan milletinin şöyle bir tarihsizliği var. Yunanistan'ın kendi silah üretimi yok. Yani şu anda Türkiye kendi gemilerini üretiyor, kendi silah teknolojilerini üretiyor. Yunanistan ise bunları satın alıyor. Yani Sayın Pekin'in dediği gibi AB ve ABD enteresan bir şey söyledi Sayın Pekin. Sadece Yunanistan değil, Yunanistan ve İsrail'in kuruluşlarının bir ortak amacı var dedi. Şimdi bu amaca hizmet ediyor bu devletler. Ancak Yunanistan'ın kendi savaş sanayisi yok. Dolayısıyla Yunanistan hem başkası adına kılıç çalıyor, bir de bunları satın alıyor. Yani Yunanistan zaten fakir bir ülke, borç içerisinde ve Türkiye'ye karşı kışkırtıldığında görevini yerine getirmek için bir yandan da onu kışkırtanların silahlarını satın almak zorunda kalıyor. Buna son örnek işte Fransızların Rafael uçakları, Dede Ağaç'a konuşlandırılan taarruz helikopterleri. Bütün bunlar tabii Yunanistan bunların bir kısmı hibe olarak veriliyor ama bir kısmı da satılıyor. Dolayısıyla keşke Yunanistan emperyalistlerin bu oyunlarına bozabilse. İşte o vakit Yunan halkı da özgürleşecektir. Özgürleşecekle kastettiğimiz daha iyi yarınlara sahip olacaktır. Yani Türkiye ile çatışmak aslında bir Yunan vatandaşının herhangi bir faydası yok burada. Geleceklerini, çocuklarının geleceğini bir de borçlanıyorlar bu emperyalist ülkelere. Üstelik kışkırtmaları da devam ediyor. Yani işte Libya ile yaptığımız deniz yetki alanı anlaşmasını gayri hukuki bulduklarını söylüyorlar ki son derece hukuki. İşte Meis Adası'na yapılan ziyaretler var. Silahlandırılan adalar var. Kıbrıs konusunda tutumları ortada. Zaten iki devletli, Türkiye'nin ortaya koyduğu iki devletli çözüme de taraf değiller. Türkiye ile karşılıklı olarak restleşmeye devam ediyor ama aslında kendi büyüklüğü Türkiye ile restleşebilecek bir büyüklük değil. Borçlana bunu yapıyor. Kendi vatandaşının geleceği açısından da son derece zararlı hamleler. Peki şurada şöyle bir soru devreye giriyor Sayın Pekin. Hem sahada hem de diplomatik alanda Türkiye'yi bir şekilde sıkıştırma politikası var. Sadece Yunanistan'ın tek başına yapmadığını biraz önce konuştuk. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği ile birlikte. Peki bunlara Türkiye nasıl karşılık vermeli? Yani burada bir denge politikası izlemek doğru mu sizce? Yoksa daha sert sahada adımlarla bir cevap verilmesi gerekiyor mu? Aslında Türkiye tabii denge politikası derken yani şöyle bir oraya bir oraya giden bir politika izlemiyor. Aslında yapılması gereken şey şu, Türkiye'nin bu bölge ülkeleriyle bir işbirliği yapması lazım. Yani Mısır'la, Suriye'yle, Irak'la, İran'la, Rusya'yla işbirliği yapması gerekiyor. Ve böylece Mısır dahil olmak üzere. Dolayısıyla bir defa Orta Doğu'da kendine karşı kurulan bu bloğu kırması gerekiyor ki başladılar işte Mısır'la işbirliği yapıyor. Yine Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı kurulan bir blok var. O blokta da işte Yunanistan, Güney Kıbrıs, Rum yönetimi var. Ondan sonra var, İsrail var, Mısır var, diğerleri var. Yine burayı da kırması gerekiyor Türkiye'nin bir şekilde. İşte Mısır'ı devreden çıkartıyor. Büyük ihtimalle Suriye, Rusya ile görüşecekler. İsrail'le görüşme ne olur bilemem ama sonuçta Türkiye bu önce etrafındaki kendine karşı kurulan
bu blokları, Arap ülkeleri dahil olmak üzere bunu kırmalı, bu blokları kırmalı. Birincisi bu. İkincisi bölge ülkeleriyle bir ittifak yapmalı. Yani bölge ittifakı, işte 6 ülke, 3 deniz diyor veya 6 deniz neyse, yani böyle bir proje vardı. Ona bakmamız lazım. O da çok önemli bir proje. Ve ekonomimizi toparlamamız lazım. Bir de herhalde silahlı gücümüzü her zaman hazır hale getirmemiz lazım. Bu konularda önemli tedbirler alındı. Ekonomik krizi var, evet. Pandemiden kaynaklanan o kriz bazen büyüyor. İnsanlar önemli şeyleri var, sorunları var. İşle ilgili, işte kazançla ilgili vesaireyle ilgili. Bu pandemi bunları daha da arttırdı. Ama sonuçta Türkiye mevcut istihbarata baktığımızda bugünkü gayri safi milli hasılasının 2 veya 3 mislini üretebilecek güçte bir ülke. Çok potansiyeli çok yüksek bir ülke. Dolayısıyla Türkiye'nin bu konuda da güçlü olması lazım. Zaten savunma sanayimizi işte belli bir yere getirdi. Çok daha ileri durumlara gelecek. Kendi uçağımızı kendimiz yapacağız. Böyle olunca da Türkiye'nin yani şöyle bu işleri yaparken hem şeyi kullanmalı, diplomasiyi, hem de silahlı gücünü kullanmalı. Silahlı kuvvetlerini geride tutmalı, kullanmalı. Bir de bu işleri yaparken yine büyük devletlerin, özellikle mesela Rusya'nın hassasiyetlerine dikkat etmeli. Amerika'nın bu konudaki hassasiyetlerine dikkat etmeli. Bunun anlamı şu değil. Biz onlar bize şunu dikte ettirecekler, bunu dikte ettirecekler. Biz kendi menfaatimize göre bir şey yaparken o ne der, bu ne der değil, ama hassasiyetleri gözden alırsak Atatürk döneminde olduğu gibi hiç kimse bize karşı bir bloklaşmaya gitmez. Biz maalesef başlangıçtan itibaren şöyle böyle özellikle 2016'dan önce büyük ölçüde şey yaptık. Dostlarımızla ya da etrafındaki devletlerle düşmanlaştırıcı ya da onları karşımıza alıcı bir politika izledik. Bunu yapmamamız gerekiyordu. Yani ne olursa olsun etrafımızdaki devletlerle barış içinde birlikte yaşamamız gerekiyor. Çünkü terör dahil birçok şeyi durdurmanın, ekonomik gelişmenin yolu etrafımızda bir barış kuşağı yaratmaktan geçiyor. O barış kuşağını yaratırsak o zaman ticaret olur. Ekonomi o zaman ileri gider. Terörle o zaman çok daha rahat mücadele etme imkanımız olurdu. Maalesef bu 2015'e kadar böyle bir şeylik yaptık. Böyle bir yanlış politika, yanlış mı diyeyim ya da tutarsız bir politika mı izledik diyeyim. Ama 2016'ya kadar, 2016'dan sonra şu önümüzdeki geçirdiğimiz 5 senenin gerçekten önemli değişiklikler oldu. Hatta şu anda da Türk dış politikasında önemli değişiklikler var. Bu eksen değişikliği değil. Yani ama şunu söyleyebilirim. Türkiye çok daha kendi açısından dengeli bir politika izliyor. Yani kendi gücü, ekonomik gücü, ondan sonra kendi silahlı gücü, içeride bir birlik bütünlük konusu, iç cephelerin güçlendirilmesi, bütün bunlar şeyin kutuplaşmanın önüne geçilmesi ve kendisinin gerektirdiği bölgelerde gereken araziye girmesi, terörü dışarıdan itibaren karşılaması, bütün bunlara baktığımızda Türkiye'nin dış politikasının son 5 senede çok olumlu olarak devam ettiğini görüyoruz. Biraz evvel dediğim gibi şeyleri de halledebilirsek, daha evvel Mısır gibi ülkelerle, önemli ülkelerle, Afrika'da ve Orta Doğu'da birlikte olacağımız, birlikte çalışabileceğimiz ülkelerle de şeyi sağlayabilirsek, işbirliğini sağlayabilirsek, o zaman Doğu Akdeniz'de daha dengeli olabiliriz. Düşündüğümüz o iki devletli çözümü Kıbrıs'ta çok daha rahat yapabiliriz. Tanınmalarını, Kıbrıs'ın tanınmasını, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınmasını çok daha rahat hayata geçirebiliriz. Ama demin söylediğim gibi mutlaka komşularla işbirliği ve komşularla komşularımızla, hem yakın komşularımızla hem uzak komşularımızla ittifaklar kurmamız gerekiyor. Büyük devletlerle de çalışırken, büyük devletlerle de işbirliği yaparken de onların hassasiyetlerine dikkat etmekle birlikte kendi şeylerimizi, hak ve menfaatlerimizi, kendi milli menfaatlerimizi koruyacak, kollayacak tedbirleri almak durumunda. Çünkü öyle her büyük devlet istediği her şeyi başka bir devlete kolay kolay yaptıramaz. Yani Türkiye gibi bir devlete kolay kolay yaptıramaz. Bunun da bilincinde olmamız gerekiyor.
Sayın Pekin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilgili ayrıca konuşacağım birazdan ama Kıvanç Sayın... Özdal'ın bir sorusu olacak size. Sayın Tabii. Pekin, konuşmanızın başında dediniz ki NATO Liderler Zirvesi'nde NATO'nun yeni dönemiyle ilgili önemli kararlar alınacak, yeni üyeler de alınabilir dediniz. Evet. Şimdi Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Türkiye'ye geldiğinde Sayın Cumhurbaşkanı basın toplantısında dedi ki biz dedi Ukrayna'nın NATO üyeliğini destekliyoruz dedi. Şimdi siz konuşmanızda da söylediğiniz gibi çok doğru bir noktaya temas ettiniz. Dediniz ki biz bölgede komşu ülkelerimizle ilişkilerimizi geliştirmeliyiz dediniz. Şimdi eğer Ukrayna NATO'ya alınırsa ve Türkiye bunu desteklerse zaten bütün üyelerin kabulü gerekiyor. Rusya ile ilişkilerimiz ne olur? Siz Sayın Erdoğan'ın bu açıklamasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Ukrayna'nın NATO üyeliğini destekliyoruz açıklaması. Türkiye'nin eski politikası birçok ülkenin yani Balkanlardaki, Doğu Avrupa'daki ülkelerin NATO'ya hatta Gürcistan, Ukrayna dair NATO'ya girmesi şeklindeydi. Bana göre son gelişmelerden sonra yani son gelişmelere baktığımız zaman son 4-5 senelik gelişmelere Rusya'yı tehdit edecek bir politikanın içerisine girmememiz gerektiğini düşünüyorum. Ben şeyin de ne Belarus'un ne de şeyin Ukrayna'nın ne de Gürcistan'ın NATO üyeliği konusunda tekrar düşünmemiz lazım. Bence onlarla iyi ilişkilerde bulunup onları yani şu anda da zaten Gürcistan'ı destekliyoruz. Ama sonuç olarak onların NATO'ya girmesi demek Rusya'nın tehdit edilmesi demek. Bu Rusya-Türkiye ilişkilerini daha doğrusu Karadeniz'i çatışmalı bir deniz haline getirir. Ve sonuçta bölgede NATO tek başına kalmış bir Rusya olur. Ve bu da bence Türkiye-Rusya ilişkilerini kötü etkiler. Yani Türkiye'nin, Rusya'nın bu hassasiyetine Türkiye'nin dikkat etmesi lazım diye değerlendiriyorum. Çünkü Amerika'nın bütün bu ülkeleri NATO çerçevesi içerisinde almasının hesabının ne olduğu belli. Yani Rusya'yı tehdit etmek, Rusya'yı çevrelemektir. Açık ve net olarak yani. NATO'yu da bunun için kullanıyor. Peki gerçekten... Avrupa'ya Rusya'nın bir tehdidi var mıdır? Yani evet, bu dokümanlarda Rusya tehdit olarak gözüküyor. Çin işte potansiyel tehdit olarak gözüküyor. Gerçekten var mıdır Rusya'nın tehdidi? Ona bakmak lazım. Yoksa Rusya çok sıkıştırıldığı için, yani Rusya Amerika'nın dediği gibi eğer bırakırsak buradan Ukrayna dahil Merkezi Avrupa'ya kadar gider eder. Böyle bir şey var mıdır? Yani niye yapsın böyle bir şeyi? Zaten böyle bir şey yaptığı zaman Rusya diye bir ülke kalmaz. Yani Rusya diye bir ülke kalmaz. Yani Afganistan'ı çıkartmak kaldılar. Bak Sovyetler Birliği darmadan oldu. Yani onun için bu konularda daha akılcı çözümler. Yani Türkiye'nin, Türkiye'deki işte Genelkurmay'ın, Dışişleri Bakanlığı'nın, savunma ile ilgili konularda çalışanların, Sayın Cumhurbaşkanı'nın karargahının bu konularda yeni fikirler üretmesi lazım. Bize ne getirir, ne götürür? Yani bu işe biz kendi açımızdan bakacağız. Amerika açısından niye bakayım ben bu işe? Amerika'ya faydası var tabii, Amerika'ya faydası. Amerika çevrelemeyi, buraları NATO içine alarak NATO içerisinde bu ülkeleri kullanmak suretiyle Rusya'yı ucuz fiyata çevrelemek istiyor. Yani bu kadar açık ve net bu. Gözüküyor. Yani o zaman biz niye Amerika'nın menfaatine böyle bir şey yapalım? Amerika benim S-400'ümden ya da güneyimde terör devleti kurmaktan bilmem neye kadar şey yapıyor. Yani onun için bu konuda bu politikamızın bir daha gözden geçirilmesinde yarar olduğunu değerlendiriyorum. Ben tabii kastettiğim Beyaz Rusya falan değil ama yani Ukrayna falan şu aşamada nedir? Ama şeyden de Afrika'dan ya Orta Doğu'dan bir veya iki ülkenin bunların birisi Müslüman olabilir. Şeye alınması, NATO'ya alınması ile ilgili bir takım çalışmalar yapılabilir. Çünkü bu çalışmalar önümüzdeki bir seneyi alacak. Yani NATO stratejisi yeniden bu 2030 vizyonuna göre yeniden hazırlanacak. Arkasından o stratejiye uygun kuvvet yapısı, komuta yapısı, ülkelerin durumu hazırlanacak. Tehdit durumu yeni baştan çıkacak. Tehditler yeni baştan belirlenecek. Dolayısıyla yani yeni baştan belirlenecek dediğim Amerika'nın belirlediği tehditler şey var, geçici bir şey belgesi, strateji belgesi yayınladılar Amerikalılar. Bunun daha
büyüğünü daha genişini yayınlayacaklar yakında. Orada belirttikleri şeyler büyük ihtimalle NATO'nun stratejik dokümanına girecek. Zaten şeyde de bunlar var. O 67 sayfalık NATO Vizyon 2030'u incelediğiniz zaman, ki bizden de bir Tacan İdlem diye çok NATO konularında çok tecrübeli bir emekli büyükelçimiz de bu çalışmaya katıldı, akıl edenler çalışmasına. Yani oraya baktığınız zaman da bütün bunlar var. Bunlar büyük ihtimalle ABD'nin istekleri, oraya girecek demek. Ama ben bu ülkelerin NATO'ya alınması konusunda çok daha dikkatli olunmasını, farklı gözle bir daha incelenmesini değerlendiriyorum. Şimdi NATO konusu başka bir tartışma konusu ve aslında uzun bir tartışma konusu, ama ben izninizle Pekin'e bu bir soru daha soracağım bu kapsamda. Sayın Pekin, Güney Kıbrıs Rum yönetiminin de NATO'ya dahil edilmesi konusu uzun süre geçtiğimiz günlerde gündemdeydi. Böyle bir şey mümkün mü? Yani Türkiye istemediği sürece mümkün değil. Türkiye veto ediyor. Yani Türkiye veto ettiği sürece mümkün değil. Yani şundan utanmayacağız, alınmayacağız. Yani Türkiye'nin menfaatleri gerekiyorsa 20 senede olsa, 30 senede olsa, 40 senede olsa Kıbrıs Rum yönetiminin politikası değişmediği sürece onların NATO'ya girmesi mümkün değil. Yani iki devletli bir çözüm olur. İki devletli çözümden sonra tanınır. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tanınır. O zaman tabii ister istemez Güney Kıbrıs Rum yönetiminde biz sanırız ve ondan sonra NATO'ya belki girebilir şeyler. Yani Yunanistan bakın sadece Makedonya'nın ismini kabul etmedi. Former Republic of Yugoslavya diye geçirdiler hep her seferinde. En sonunda 27 sene süründürdü adamları. Ya devlet var, devletin ismini kabul etmiyor Makedonya diye. Kuzey Makedonya diye isim değiştirdiler. Ondan sonra Makedonya'yı NATO'ya aldılar. Yani onun için bu konularda hassas olmamız lazım. Prensip sahibi olmamız lazım. İlke sahibi olmamız lazım. Yani biz sen hastasın, kaplansın veya işte o günkü güncel menfaatlerimiz düşünerek yapıyoruz ama bu işleri çok daha önemlisi var. Yani şeyin mesela Yunanistan'ın tekrar NATO'nun askeri kanadına dönmesi konusu. Yani bu dahil olmak üzere çok büyük hatalarımız var. Bu hatalarımızı tekrar etmememiz lazım. Yani başkası için iyi olabilir. Amerika için iyi olabilir. Mesela Polonya için iyi olabilir. Almanya için iyi olabilir. Çünkü önünde daha önce de Sovyetler Birliği Soğuk Savaş döneminde Almanya direkt tehditli şeye karşı. Batı Almanya, Doğu Almanya sınırından dolayı Rusya'nın karşısında Rusya direkt tehditti. Ama şimdi önünde işte Polonya var, başka ülkeler var, Balkan ülkeleri var. Dolayısıyla hele bir de Beyaz Rusya ile Ukrayna'da olursa o zaman yani Rusya'nın yapacağı bir de Gürcistan olacak Amerika için. Dolayısıyla Kafkasya tarafından da şey yapacak. Güney Kafkasya'dan da çevirmiş olacak şeyi. Bu tabii Rusya aleyhine çok önemli bir çalışma. Yani bu bakımdan çok daha dikkatli hareket etmemiz gerektiğine inanıyorum. Ben şeyle ilgili, bu çalışmalarla ilgili bizim diplomatlarımız bu konuda yeterlidir. Yani NATO tecrübesi olan çok önemli diplomatlarımız var. Yeter ki Türkiye'nin hak ve menfaatleri açısından konuya baksınlar. Yoksa NATO'nun hak ve menfaatleri, NATO'nun hak ve menfaatleri, Amerika'nın hak ve menfaatleri açısından bakarlarsa olaya ya da NATO'nun kuruluş felsefesi açısından bakarlarsa o zaman biz tabii milli konularda çok geri gideriz. Çok büyük bizim aleyhimize kararlar alınır diye değerlendiriyorum. Tabii NATO toplantılarında da bazı konularda yani orada çalıştığım için biliyorum uzun süre dayanmak mümkün olmayabilir. Çünkü ülkeler size karşı diğer ülkeler birlikte hareket ederler. Toplantıya birlikte gelirler. Sizin söylediğiniz teklifleri birileri reddeder. Sizi devamlı dışlamaya çalışırlar bazı konularda. Böyle baktığımız zaman orada gerçekten iyi diplomatlara ihtiyacımız var. Çalışkan diplomatlara ihtiyacımız var ve bu ülkenin menfaatini koruyan diplomatlara ihtiyacımız var. Türkiye'de de bu kararları Türkiye inceleyecek uzmanlara ihtiyacımız var. Hem Dışişleri Bakanlığı'nda, hem Sayın Cumhurbaşkanı'nın karargahı, hem de Genelkurmay Başkanlığı'nda bunları inceleyecek, mecliste de dahil olmak üzere. Bizden ne getiriyor, ne götürüyor? Bunlara bakmamız lazım. Yoksa işte
NATO'ya gireriz. NATO'daki bazı ülkelerin menfaatleri doğrultusunda hareket ederiz. Ama bu arada biz kaybederiz. Yani işte şeyde olduğu gibi bugün şeyden bahsediyoruz. Güneyimizde bir dere çık kurmaya çalışıyorlar. Yani adam Yunanistan'da kurmuş, şeyde İsrail'de kurmuş. Şimdi İsrail kurduğu İsrail bir de İsrail'i kullanarak Amerika ile birlikte başka bir dere çık daha kuruyorlar. O dere çık da yarın bir gün Türkiye'ye doğru, öbür tarafa doğru yayılacak ve Türkiye'nin doğusunda, güney doğusunda büyük bir şey meydana gelecek. Bir yeni jeopolitik alan yaratılacak Türkiye'yi çökertmek için. Aynı şey bu Biden'ın şeyi de böyle, ne derler ona, sözde genocide dediğimiz ya da sözde soykırım dediğimiz olayın, Ermeni soykırımı dediğimiz olayın da ifadesi bundan kaynaklanıyor. Yani bu basit bir olay değil. Büyük ihtimalle oradan da, yani Ermenistan'dan da batıya doğru bir çalışma başlatacaklar. Ve bu çalışma için işte bu ilk dönemi yaptılar. Yani Türkiye'nin onun için Güney Kafkasya'da, diğer Kuzey Kafkasya'da ve diğer bölgelerde çok dikkatli olması gerekiyor. Karadeniz'de çok dikkatli olması gerekiyor. Bunların hepsini önümüzdeki dönemde, yani önümüzdeki orta ve uzun vadede Türkiye'ye ihtiyacı olacak. Yani diyelim ki hepsi NATO üyesi oldu. Türkiye tek başına kaldı. Türkiye'nin menfaatlerini koruması için bir denge arayışı ortaya çıktığında kiminle irtibat yaparak denge kuracak? Bir tek Rusya mı kalacak geriye? Rusya'ya da küstürürsek, Rusya'ya da karşı karşıya gelirsek bunlardan dolayı nasıl bir denge oluşturacağız? Nasıl karşı tarafı, yani terazinin öbür tarafı ağırken buraya bir şey koymamız gerekiyor. Bu Rusya olabilir, başka ülkeler olabilir. O zaman bu dengeyi nasıl sağlayacağız? Türkiye'nin alternatiflerini yaratması gerekiyor bu tabloda. Evet, yaratması gerekiyor. Maalesef, maalesef bu konularda yani güncel, günlük düşünüyoruz. Halbuki uzun vadeli, orta vadeli, 10 yıllık, 20 yıllık düşünmemiz lazım. Bu adamlar ne hesaplıyorlar? Nasıl bir Türkiye hesap, nasıl bir dünya hesaplıyorlar? Nasıl bir Karadeniz hesaplıyorlar? Yani bunu bilip ona göre de bu NATO'daki çalışmalara, politikalara, konseptlere de ona göre girmemiz lazım. Belki büyük ihtimalle NATO hala devam edecek mi, etmeyecek mi? Bu konu da ayrı bir konu. Yani bu konuda da sorular var. Avrupa kendi ordusunu yaratabilir mi? Yaratma imkanı var mı? Ne kadar zamanda yaratır? O zamana kadar Amerika burayı nasıl kontrol eder? Amerika bir Avrupa ordusu istiyor mu? Yoksa NATO'yu bu bölgede kullanmak suretiyle hazır güçleri kendi menfaatine dolaşarak içinde mi kullanacak? Bütün bunları incelememiz gerekiyor. Evet. Ama olaya NATO gözüyle baktığınız zaman o zaman çok büyük yanlışlar yapabiliriz diye değerlendiriyor. Şimdiye kadar yaptığımız gibi. Sayın Pekin'in vurguladığı yerden devam edelim isterseniz. Türkiye'nin alternatifleri. Aslında bunu konuşmak da biraz önemli. Çünkü sadece Doğu Akdeniz bağlamında değil, bölge açısından oldukça önemli. Şimdi vurguladık, Mısır'la ilişkiler normalleşiyor ki bu Doğu Akdeniz'deki dengeler açısından derinden sarsıcı bir etki yaratacaktır diğer ülkeler için de elbette ki. Bölgesel işbirlikleri açısından en önemli konulardan biri de belki de Suriye. Az bir süremiz kalmışken bunu da konuşmak istiyorum. Hem Doğu Akdeniz için hem de Fırat'ın doğusundan başlayarak kurulmak istenen bir ikinci İsrail için Suriye ile ilişkiler oldukça kritik. Beşar Esad'ın bir zaferi oldu. Ezici bir çoğunlukla yeniden Cumhurbaşkanı seçildi. Evet, dördüncü kez seçildi. Bu da Amerika'ya aslında siyasi bir mesajdı aynı zamanda. Suriye halkının bir mesajıydı. Dolayısıyla Türkiye'nin Ankara Şam hattında elini çabuk tutması gerekiyor mu sizce de? Şüphesiz gerekiyor tabii. Mesela Mısır'la olumlu adımlar atılınca ne kadar iyi oldu? Herkesin içi ferahladı diyelim. Özellikle Mısır'la Yunanistan arasında yapılmış da anlaşmalar var. Dolayısıyla Türkiye Mısır'la görüşmeye başlayınca bu bir aşamaydı. Güzel, olumlu bir aşamaydı. Ve bu herkesi sevindirdi. Şimdi bunun aynısının Suriye ile de yapılması gerekiyor. Bazen zaman zaman şu söyleniyor, işte Türkiye-İsrail ilişkileri geliştirilmeli, Türkiye-İsrail ilişkileri geliştirilmeli. Bu ne kadar gerçekçi oturup tartışılması gerekiyor. Çünkü Güney Kıbrıs Rum kesimi, Yunanistan, onlar tek başına kurmadılar bu İsmet projesini. Onun için de İsrail de yer alıyor.
Dolayısıyla bu İsrail konusu bence tartışılmalı. Yani İsrail ile ilişkilerin normalleşmesi o kadar kolay mı? Emin değilim. Kaldı ki Suriye'nin kuzeyinde kurulması planlanan terör devletini İsrail de destekliyor. Yani biz hep ABD diyoruz ama aslında ABD ve İsrail'in bir ortak projesi bu. Geriye kim kalıyor? Suriye kalıyor işte. Yani dördüncü kez halkı tarafından Cumhurbaşkanı seçilen Beşar Esad var. Sayın Komutanımızın dediği gibi bu Biden'ın sözde Ermeni soykırımı meselesi geçmişle alakalı değil, gelecekle alakalı bir mesele. Tam böyle bir durumda Suriye ile ilişkilerimizi normalleştirmek sadece toprak bütünlüğümüz açısından değil, mavi vatanı savunma açısından da bize büyük avantajlar sunacaktır. Burada bir de tabii Ukrayna'dan bahsederken, Rusya'dan bahsederken bir Karabağ zaferini de hatırlamakta fayda var. Rusya ile ortak adımlar atıldığında zaferin nasıl az zayiatla kazanıldığı da ortada. Dolayısıyla bölgedeki en güçlü ülke Rusya ile de Doğu Akdeniz'de işbirliği yapmamız gerekiyor. Yani aslında bizim cephemiz belli. Ulusal kanal ekranlarından da her zaman söylüyoruz. İran, Irak, Suriye, Rusya, tabii ki Azerbaycan. Bu ülkelerle ilişkilerimizi geliştirerek karşı cepheye karşı daha kuvvetli mutlaka olacağız. Evet Sayın Pekin, çok az bir süremiz kaldı ama Ankara-Şam hattındaki ilişkilerin gelişmesi konusunda sizin de kısaca bir yorumunuzu almak isterim. Yani şunu söyleyeyim, bakın zaman daralıyor. Bu seçim de gösterdi. Seçim sonucunda işte şey bölgesi, ÇDG'nin yani Suriye Demokratik Güçleri'nin olduğu bölge seçime girmedi. Suriye'nin işte Esad'ın kontrol altındaki %60'lık bölgede seçim oldu. Türkiye'nin kontrol ettiği bölgelerde seçim yok. Dolayısıyla bu biraz daha geç kalırsak Suriye'deki bu bölünme, üçe bölünme daha da sihirli hale gelecek. Belki daha sonraki anayasa çalışmalarında bu devam edecek ama Türkiye'nin bir an evvel Ankara-Şam görüşmelerini, yani bu diyaloğu başlatması lazım. Bu diyaloğu başlatırsa o zaman şeye karşı daha rahat bir kurulacak olan, yani Amerika'nın kurmaya çalıştığı bu devletçik, terör devletçiğine karşı daha iki ülke daha kapsamlı bir tedbir alabilir diye değerlendiriyorum. Bu tedbirlere şeyi de dahil etmek lazım. Irak'ı da dahil etmek lazım. Irak'ın bu şeyden, Sincar'dan işte bizim Türkmenlerin yaşadığı bölgeler var. Helafer, Kerkük gibi bölgeler. Orada da bir Sünni Arap Türkmen işte Ezidilerden oluşan bir devletçik kurulabilir. Bu şeyi önleyebilir. Kurulacak olan bu terör devletçiğini güneyden, güneydoğudan tehdit edebilir. Bunlara bakmamız lazım. Yani daha bu konularda hazırlamamız gereken çok önemli konular var. Ve Türkiye bir an evvel geç kalmadan bu işbirliğini yapmalıdır diye değerlendiriyorum. Sayın Pekin, çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Sağ olun, ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, Emekli Kor General Sayın İsmail Hakkı Pekin ve Ulusal Komiteri Haber Müdürü Kıvanç Özal bizlerle birlikteydi. Şimdi vakit kaybetmeden Beştepe'ye döneceğiz. Bakanlar Kurulu toplantısı vardı bugün. Toplantı başladı. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor. Fakat masada hangi konular var? Seda Akyüz, seni dinliyoruz. Seda Akyüz'ü dinleyebiliyor muyuz? Saatler 16'yı gösterdiğinde Bakanlar Kurulu toplantısı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı ve bugünkü toplantının tabii kuşkusuz en önemli gündem maddesi salgınla mücadele olacak ve salgınla mücadelede tabii 1 Haziran sonrası kademeli normalleşme adımları ele alınacak. 1 Haziran'dan sonra Türkiye'yi neler bekliyor bu konu üzerinde? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son yapılan bilim kurulu toplantısında bilim kurulu üyelerinin tavsiye niteliğindeki kararlarını bugün hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hem de Bakanlar Kurulu üyelerine iletmiş olacak. Peki 1 Haziran'dan sonra Türkiye'yi neler bekliyor? Hangi başlıklar masada? Hemen izleyicilerimiz onları da aktaralım. Tabii milyonların en çok merak ettiği sorulardan biri de kafeler, restoranlar açılacak mı?
bu konuda bazı tedbirlerin alınarak açılması söz konusu. Biraz İran'dan itibaren şartlı olarak %50 kapasite getirilecek ve maske ve mesafe kuralına uygun bir şekilde kafelerin açılmasını bekliyoruz. Yine kafelerde ve restoranlarda HES kodu, zorunlu HES kodu uygulaması da olacak. Gelen müşterilerin HES koduna bakılacak. Riskli olup olmadığı ya da karantinadan kaçmış yurttaşlar da oluyordu bazen. Bunlarla karşılaşmamak için tedbirler elden bırakılmayacak. Yaz ayları geldi, düğün sezonu açıldı. Peki düğünler yapılabilecek mi? Bu sorunun yanıtı da bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısında verilmiş olacak. Düğünlerin yapılmasına ilişkin de yine bazı şartların gelmesi bekleniyor. Nedir peki bu şartlar? Özellikle kapalı alanlarda düğünlerin şimdilik yapılmasına izin verilmemesi öngörülüyor. Kır düğünleri açık alanda yapılacak düğünlere de yine şartlı olarak kapasite getirilmesi bekleniyor. Yine maskenin de buralarda kullanılması istenecek. Tabii yasak saatlerine ilişkin bir esnemenin de söz konusu olup olmayacağı da haftalardır tartışılıyordu. Hafta içi uygulanan saat 21'de başlayan yasağın 24'e çekilmesi bekleniyor. En çok merak edilen konulardan biri de şuydu Seda Hanım, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının devam edip etmeyeceği. Bu konuda tabii günlük hem hasta sayısına hem de vaka sayısına bakılacak. Ramazan öncesinde 4 kategoriden oluşuyordu bu kısıtlamaların yapılıp yapılmayacağına ilişkin kategorilere bakılıyordu. Renkler vardı, sarı, mavi, turuncu ve kırmızı renkler. Tabii bunlar illerin risk durumlarını ortaya koyuyordu. Şu ana baktığımız zaman aslında günlük vaka sayıları 7000'in altına düşmüş vaziyette. Bu şekilde giderse de hafta sonu yasaklarının da yine kalkması masadaki en önemli gündem başlıklarından biri olacak. Peki eğitimde neler olacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un bir açıklaması olmuştu. Okullar yüz yüze eğitime uzun süredir ara verilmişti ve yaz aylarında eğitimde telafi zamanının başlaması bekleniyor. Eğitime ilişkin de yine Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un bugünkü toplantıda bir sunum yapmasını bekliyoruz. Yine spor salonları ve halı sahaların açılması konusu da çok merak ediliyordu. Bu noktada biraz inandan itibaren yine bu spor salonu ve halı sahalara da kapasite %50 şartı getirilerek açılması masadaki gündem başlıklarından biri. Tabii toplantı saatler 16'yı gösterdiğinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında başladı ve toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kameraların karşısına geçecek ve milyonların merak ettiği o kararları ulusa sesleniş konuşmasında açıklayacak diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Evet, Seda'ya çok teşekkür ediyoruz. Bakanlar Kurulu toplantısının gündemiyle ilgili bize son durumu aktardı. Şimdi Buse Genç Türk'e döneceğiz. Uluslararası Anadolu Ankası 2021 tatbikatı devam ediyor. Buse Genç Türk, seni dinliyoruz. Seda Anık, Uluslararası Anadolu Ankası 2021 tatbikatı devam ediyor şu anda. Hava atış sahasındayız. Konya 3. Anajet üstünde bulunan, tabii bu noktada hava atış sahasında bir senaryo var. O senaryo gereği harekat da yapılıyor şu dakikalarda. Gerçeğe oldukça yakın bir harekat olduğunu belirtelim. Tabii senaryo gereği neler yapıldı hemen onları da anlatalım. Hava muhalefeti olduğu için aslında bu noktada programda bir sarkma meydana geldi ve konvoy geçişi yapıldı. Bu konvoy bu noktada aşağıda yaralı olan ve kurtarılmayı bekleyen askerleri kurtarma operasyonu yaptı. O kurtarma operasyonunda Sikorsky helikopterler ve aynı zamanda yine şu anda da ekranlarımıza getirdiğim Türkuş gösteri uçuşunu yapıyor. İlk kez bugün tatbikatta o gösteri uçuşunda ilk kez görmüş oluyoruz. Türkuş eğitim uçağının oldukça önemli aslında 135. filoya 6 Hürkuş uçağı teslim edilecek. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine girecek yakın zamanda Hürkuş eğitim uçağı. İşte bu senaryoda da burada bulunan helikopterleri koruma amacını gerçekleştirdi, amacını uyguladı. Ve bu noktada aynı zamanda tatbikat senaryo gereği burası bir karakol, düşman kuvvetlerden taarruz altında kalan bir karakol. İşte bu karakolun da kurtarılması ve korunması da senaryo gereği uygulanıyor diyebiliriz. Ve paraşüt atlayışı tabii hava durumuna göre yine yapılacak ve karakola yapılan saldırılar da burada Türk
Türk Hava Kuvvetleri'nin işte bu helikopterleri ve uçaklarıyla birlikte engellenmiş oluyor. Helikopterler yaralıları tahliye etti az önce. Tabii bu tatbikatta Cougar helikopterleri Sikorsky'lerin yanı sıra, Hürkuş'un yanı sıra yine Anka İHA'larda bulunuyor. O İHA'larında aslında oldukça önemli bir yeri olduğunu belirtelim. Tatbikatta milli ve yerli İHA'mız ve 200 kilogram faydalı yük kapasitesine de sahip ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin keşif, gözetleme, hedef, teşhis ve tespit ihtiyacını da karşılıyor Anka İHA'larımız. Şu anda da Hürkuş'u yine görüyoruz göklerde, eğitim uçağı demiştik ve oldukça önemli bugünkü görüntülenmesi ilk kez olduğunu da belirtelim. Ve Hürkuş eğitim uçağının görevleri arasında hava-yer entegrasyonunu sağlamakta bulunuyor. Ve yine pilotlara aynı zamanda rehberlik etmesi bu noktada önemli diyebiliriz. Tabii biz de tatbikatı takip etmeye devam ediyor olacağız. Bugün tatbikatın son günü değil, 4 Haziran'da sona erecek tatbikat. Seçkin gözlemci günü ve basına açık devam eden günü 24 Mayıs'ta başladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Katar ve Azerbaycan'la birlikte bu tatbikat Türkiye ile birlikte ortak müşterek bir şekilde yapılıyor. Türk Hava Kuvvetleri'nin yanı sıra tabii Deniz Kuvvetleri de var. Tabii SAT timleri de yine bu tatbikat içerisinde görevini yaptı. Önceki günlerde bir gölde arama kurtarma operasyonu yapmıştı. Birazdan da F-16'lar gelecek, senaryo gereği yine tatbikatta bulunacaklar. Onları da aslında gösteri uçuşunda da göstermiştik F-16'ları size yakından. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait yine Atak helikopterleri, T-129 Atak helikopterleri de bu tatbikatta görev alıyor. Oldukça önemli bir tatbikat demiştik. Azerbaycan'ın Mi-17 helikopterinde bu tatbikatta görme imkanı bulduk. Katar'ın Agusta AW-139 helikopteri, C-130 ve C-17 kasa uçakları, kargo uçakları da bu tatbikatta bulunduğunu söyleyelim. Şimdilik tatbikatta tabii F-16'ların gelmesini bekliyoruz. Bu noktada aslında oldukça önemli bir nokta batı ve doğu tarafı bulunuyor. Yine siyah teröristler denilen bir grupta senaryo gereği saldırıları karşısında tabii Türk Hava Kuvvetleri arama kurtarma operasyonunu sürdürüyor. Ve Hürkuş'un da az önce yakın hava desteği görevini bitirdiğini söyleyelim. O noktada az önce ayrıldığı kısmı göstermiştik sizlere. Biz de dakikalar sonra işte F-16'ların gelmelerini bekliyoruz. Atış için geliyorlar. Dakikalar sonra burada olacaklar. Tabii hava koşulları bugün yağmurlu ve fırtına hakim olduğunu söyleyelim Konya'da. 3. Anajet Üst Komutanlığı'nda ve yine burada tatbikatı takip edenler arasında Türk Hava Kuvvetleri Komutanı'nın bulunduğunu, Orgeneral Hasan Küçük Akküz'ün bulunduğunu ve yine TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil'in bulunduğunu da hatırlatalım. Bir paraşüt atlayışı yapılması bekleniyordu ancak o da hava muhalefeti nedeniyle bir aksama yaşadığını söyleyelim. Tabii Türk Hava Kuvvetleri aslında oldukça çetin bir mücadele veriyor. Hem terörle mücadele konusunu aslında yakından izlemiş olduk. O terörle mücadele operasyonlarında nasıl bir şekilde aslında Türk Hava Kuvvetleri'nin terörle mücadelede helikopterlerinin, pilotlarının etkili olduğunu ve cesurca bu mücadeleyi sürdürdüklerini biz de gözlemleme imkanı bulduk. Tabii gökyüzünde aslında F-16'ların sesini de duyuyoruz. Alana giriş yapmış bulundular, hava atış sahasına. Şunu da söyleyelim, Hürkuş'u az önce göstermiştik, ekranlarınıza getirmiştik. BD-33 mühimmatları bulunuyor Hürkuş'unda. Sağdaki beyaz. Evet, birazdan atışını yapacak F-16'lar. Biz de o atışı bekliyoruz. Okay.
Burası bulunduğumuz nokta hava atış sahası, evet karakol olarak geçiyor senaryo gereği ve bu karakolun da aslında düşman kuvvetler tarafından taarruz altında kaldığını ve bu karakolunda kurtarma operasyonunun sürdürüldüğünü söyleyelim. F-16'lar gökyüzünde şu an ve birazdan atışlarını da yapacaklar. Şu bilgiyi de verelim. Şimdi atışlarını yapmaları bekleniyor F-16'ların. Şu anda ekranlarınıza getiriyoruz. Evet, F-16 şu an o işte atışı beyaz hedefe tam isabet yaptı. F-16'ların saatte 2475 kilometre hızla hareket ettiğini de not düşmekte fayda var. Şimdi ikinci beyaz hedefe doğru F-16 atışını yaptı ve tam isabet bir şekilde işte o hedefi de vurdu. F-16'lar senaryo gereği. Ve gökyüzünde süzülmeye devam ediyorlar. F-16'ların aslında önemli özelliklerinden bir tanesi de altı havadan havaya, havadan karaya füze atabiliyorlar. Ve birazdan iki atış daha olacak. Burada tam bir aslında ortak bir şekilde tatbikatın sürdürüldüğünü söylemiştik. Sadece havada olan pilotlar ve tabii milli yerli uçaklarımız, helikopterlerimiz, F-16'lar dışında aslında kamera arkasında oldukça kalabalık bir ekip var. Bunların arasında tabii teknik açıdan da oldukça Türk Hava Kuvvetleri'nin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ekipmanlarının sağlam olduğunu belirtelim. Şimdi işte o diğer iki atışında sağdaki kırmızı hedefe doğru yapılmasını bekliyoruz. Kırmızı değil ki o. Sağındaki kırmızı. Biz de o atışı bekliyoruz şu anda. Şu mu? Evet, aslında tatbikatın son günü olmadığını söylemiştik. Ve 4 Haziran'da sona erecek. Yabancı basında ilgisi oldukça büyük. Bu noktada basın ekiplerinin kalabalık bir şekilde takip ettiğini söyleyelim. Evet, tatbikatta senaryo geriye uygulanacak kısım, esas kısmı devam ediyor seçkin gözlemci gününde. Biz de takip etmeye devam edeceğiz. Bu noktada düşman kuvvetlere karşı hem arama kurtarma operasyonları hem de tabii taarruz da yapılıyor bu noktada. Ve Konya 3. Anajet üstünden aktaracaklarımız şimdilik bu kadar diyelim. Son bir atış var tabii. Uluslararası Anadolu Ankası 2021 tatbikatı Konya'da devam ediyor. Bursa Gençlük tatbikatı yerinden takip ediyor. Bizleri de son durum aktardı. Şimdi kısa bir ara, ardından günlük devam edecek. Günlüğe kaldığı yerden devam ediyoruz. Konya bugün hareketli. Anadolu Ankası 2021 tatbikatı tüm hızıyla devam ederken Konya'da Ereğli'de üreticiler yol kapattılar. Köylüler aylardır talep etmelerine rağmen su kanalları köylere bir türlü ulaşmıyor ve bunun üzerine köylüler harekete geçti. Şimdi hemen Konya'ya döneceğiz. Konya'dan son durumu alacağız. Vatan Partisi Konya İl Başkan Vekili Sayın Berk Candemir telefon attığımızda. Sayın Candemir, hoş geldiniz.
Evet, birazdan bağlanacağız Sayın Can Demir'e. Dediğimiz gibi Konya'da bugün büyük hareketlilik var. Anka 2021 tatbikatı sürerken ekranlarınıza gelen görüntülerde de Konya Ereğli'deki üreticileri görüyorsunuz. Bir yol kapatma eylemi gerçekleştiriyor üreticiler. Aylardır talep ettikleri bir konu var. O da su kanallarının köylere ulaşması. Üreticiler için hayat nefes olan su kanallarının köylerine ulaşmasını bekliyorlar, ancak bu konuda bir adım atılmadı. Bu konuda adım atılmaması üzerine köylüler de böyle bir eylem gerçekleştirdiler. Bu görüntüler ekranlarınıza gelmeye devam ederken biz yine Konya'ya döneceğiz. Berk Candemir, Vatan Partisi Konya İl Başkan Vekili telefon attığımızda. Sayın Candemir, tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Teşekkür ediyoruz. Üreticiler harekete geçti. Öncelikle ne kadar zamandır bu talepleri var? Bu talepleri neden yerine getirilemiyor ve köylülerin şu anda gerçekleştirdiği eylemin ayrıntılarını sizden dinleyelim. Tabii. Şimdi Karatay ilçesinin Ovakava mahallesindeyiz. Üreticiler burada toplanmış bulunmaktalar. Eylemi sonlandırdıktan sonra Ova Sulama Birliği'nin önüne geldiler. Ve burada Ova Sulama Birliği'nin içerisinde bir toplantı salonunda Leyla Şahin Usta ile şu anda görüşüyorlar. Köylüler açıkça şunları dile getiriyor. Burada bir kanaldan beslenen İsmil, Sakyatan, Hayıroğlu, Ovakava köylüleri tarım faaliyetini bu kanaldaki suyla sağlıyorlar. Lakin bu Ova Sulama Birliği'nin politikaları neticesinde kanaldaki su başka bir yere veriliyor. Beyşehir'den gelmesi gereken su kaynağına gelen suya gelmiyor. Telefondan sesi tam alamıyoruz. Galiba bulunduğunuz yerde bir sıkıntı var. Bulunduğumuz alan şu anda kutsal bir yer değil. Galiba sesim o yüzden gelmiyor. Telefon çok iyi çekmiyor olabilir. Köylüler bu taleplerle, yani tarım yapabilme ve üretim yapabilme gibi çok temel ve yakıcı taleplerle bu eylemi gerçekleştirdiler. Saat 11'de başlayan eylemi saat 15.00'a kadar, bir anlaşma sağlanana kadar sürdürdüler. Ve bir milletvekilinin buraya gelip onlarla konuşacağı önerisiyle eylemi sonlandırdılar. Şimdi köylüler halen Ova Sulama Birliği'nin önündeler ve bir çözüm arayışı içerisindeler. Ve biz de burada köylülerin hemen yanına koştuk ve onların yanlarında olduğumuzu onlara da bildirdik. Onların dertlerini, sorunlarını dinledik. Çok temel bir ihtiyaçtan bahsediyorlar. Üretebilmek, tarım yapabilmek. Tamamen talepleri bu. Ve bunu yapabilmek için de şu andaki mevcut politikanın, sulama politikasının değiştirilmesini ve buraya tarım yapabilecekleri suyun tekrardan ulaştırılabilmesini istiyorlar. Çünkü daha önceden ulaşan bir su şu anda kesilmiş durumda. Ve kanalların kuru olduğunu kendi gözlerimizle de biz burada gördük. Köylüler ve üreticiler buradaki taleplerini bu şekilde bildirdiler. Sayın Candemir, çok teşekkür ediyoruz aktardığınız bilgiler için. Konya'daki üreticilerin sesi olmaya ve konuyu takip etmeye biz de devam edeceğiz. Sizle de irtibat halinde olacağız. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Vatan Partisi Konya İl Başkan Vekili Sayın Berk Candemir'le birlikte Konya'daki üreticilerin taleplerini aslında öğrenmiş olduk. Hayati bir önem taşıyor su kanalları Konya'daki üreticiler için ve aslında üreticilerin tek talebi üretebilmek. Üretebilmek için de yetkililerin seslerini duymasını bekliyorlar. Son olarak böyle bir eylem gerçekleştirdiler. Yol kapatma eylemi ve bir milletvekilinin kendileriyle görüşeceğinin ifade edilmesi üzerine saat 15.00 itibariyle bu eylemlerini sonlandırdılar. Yine görüşmeler devam ediyor şu an Sayın Candemir'in aktardığı kadarıyla. Biz de üreticilerin sesi olmaya biraz önce ifade ettiğimiz gibi ve Konya'daki üreticilerin sorunlarını, taleplerini dile getirmeye ve en önemlisi çözüm bulmaya yardımcı olacağız. Bu eylemin de takipçisi olacağız. Şimdi haberlerimizle devam edelim. Biz Çukurova'ya gideceğiz. Çukurova'da buğday hasatları başladı. Hasat sonrası hızlıca yeni mahsulleri ekmek isteyen çiftçilerin bazıları maalesef ki anız yakma yolunu seçiyorlar. Biz de bu durumu uzmanlara sorduk. İşte anız yakmanın zararları ve çözüm yolları. Adana'da buğday hasatlarının başlamasıyla anız yakma problemi tekrar gündemde. Hasattan sonra her sene aynı konu gündeme gelir ve bu hakikaten kanayan da bir yara aslında. Buğday hasatlarının başladığı Adana'da çiftçiler yeni mahsuller ekebilmek için anızları toplamak zorunda.
Son yıllarda çiftçiler anız yakma konusunda bilinçlense de anızları tarlasından toplayacak araçlara sahip olmayan küçük üreticiler zaman zaman yakma yolunu seçiyor. Sapın samanın para etmesi nedeniyle bir an önce toplanması nedeniyle de yine mısır saplarının da elektrik üreten tesislerde toplanıp yakılması sebebiyle bu ürünler artık eskisi kadar fazla yakılmıyor. Ulusal kanala konuşan Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, anız yakmanın toprağa ve çevreye ciddi zararlar verdiğini belirtti. Yakan üreticilere cezalar veriliyor. Canlı bir organizma olan toprağa zarar veriyoruz. İkincisi çevreye zarar veriyoruz dumanla. Bu yangınlar bazen sıçrayabiliyor. Tesislere, hatta bazı tarımsal üretim yapan kişilerin tarlalarına da zarar veriyor. Ağaçlara zarar veriyor. Anız yakılmasının verimliliği de azalttığını belirten Doğru, tarımda kooperatifleşmenin önemine dikkat çekti. Tarımda kooperatifleşme olmadığı için küçük üreticiler anızlarını tarlalarından toplatamıyorlar. Bu küçük üreticilerimizin de anızı işleyecek büyük traktörler alması çok kolay bir iş değil. Biz de tabii ki kooperatifleşme, imece, yardımlaşma, birlikte toplu makinalaşmanın yolu da kapalı olduğu için çok fazla çiftçilerimiz birleşerek buna da gitmediklerinden dolayı en kolay yol ne? Anızı yakmak. Mutlu Doğru, hasat yapan şirketlerin desteklenip anız toplatma makineleri aldırılarak sorunun bir nebze de olsa çözülebileceğini belirtti. Nasıl ki buğday hasatı yapan biçer döverlerde müteahhit şirketler var. Yani makinaları alıyorlar, kirayla çiftçiye hizmet veriyorlar. Bu büyük makinaları, büyük traktörleri bu şirketlere aldırabilirsek, dekar başına belli bir miktarla bu anızları sürdürebilirsek küçük çiftçilerimize de bir yol göstermiş oluruz. Ama hiç yapacak bir şey yoksa çiftçimiz en nihayet ne yapıyor? Kibriti atıp anızı yakıyor. Hünye, çok değerli bir konuğumuzla devam edeceğiz. Yine Vatan Partisi Avrupa Temsilcisi Sayın Ali Mercan bizlerle birlikte. Sayın Mercan, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Bugün yeniden gündeme gelen bir konuyla ilgili konuşmak istiyoruz sizle. Amerikan Ulusal Güvenlik Ajansı Danimarka istihbaratı ile Almanya Başbakanı Angela Merkel'in dinlendiğini ifade etti. Böyle bir haber Danimarka medyasında gündeme geldi. Bu haberin detaylarını sizden dinleyelim. Evet, şimdi bilindiği gibi 2013 yılında da Almanya Başbakanı Sayın Angela Merkel dinlenmişti yine Amerika Ulusal Güvenlik Ajansı tarafından. Bu defa çok daha kapsamlı bir şekilde ve sadece Merkel'le sınırlı olmayan bir dinlemeyle karşı karşıyayız. Amerikan Ulusal Güvenlik Ajansı Danimarka İstihbaratı ile birlikte Sayın Angela Merkel'i, bunun yanında diğer bazı şahsiyetleri de, özellikle Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'i dinlediği, Sosyal Demokrat Parti'nin başbakan adayını dinlediği ortaya çıktı ve başbakanlık, Almanya Başbakanlığı basın sözcüsünün belirttiğine göre bunu Merkel ve diğer muhataplar, dinlenenler Alman basınından ve Avrupa basınından, ajanslardan öğrendiler. Bu da diğer bir nokta. Yani Almanya'daki, Danimarka'daki ilgili kurum, yani istihbarattan sorumlu bakana bu bilgiler verildiği halde bunun Almanya'ya bildirilmediği ortaya çıkıyor. Bunun yanında öncelikle şunu belirtelim. Bu dinleme faaliyetleri esas olarak Rusya ve Çin'e karşı organize edilmiş bir düzenekti. Bu Danimarka üzerinden yapılmaktaydı. Fakat bu da Avrupa'nın Almanya ile birlikte Fransa, Hollanda gibi başka ülke, Norveç gibi başka ülkelerini de hedef alan bir noktaya doğru gitti ve daha önce böyle bir girişim 2013 yılında olduğunda dostların birbirini dinlemesi doğru değildir, bu bir skandaldır şeklindeki açıklama bugün çok daha sert bir şekilde bir karşılık buldu. Yani hiçbir şekilde beklenmeyen bir şey olarak ortaya konulmaktadır. Bunun da sebepleri var tabii. Özellikle Almanya'nın Avrupa ile birlikte Atlantik Paktı'ndan, Amerika'dan daha bağımsız politikalar izlemeye başlaması, 2000'lerden itibaren adım adım Avrupa Birliği'nin kuruluşu, Euro'nun devreye girmesi vesaire gibi noktalar. Ama bugün çok daha açık bir şekilde Alman ekonomisinin, Alman kurumlarının Çin'le, özellikle Rusya ile ve Avrasya ile ilişkilerini geliştirme yönündeki adımları, tabii Amerika'nın, Joe Biden'in hakim olduğu Amerika'nın
hoşuna gitmemektedir. Ve bu bakımdan Avrupa'nın lideri olan Almanya'yı kendi politikaları yönünde etkilemek bakımından bu tür faaliyetlere girişmektedirler. Hiç dostlara uymayan, müttefiklere uymayan yollara tevessül etmektedirler. Çünkü gerçekten Almanya bağımsız olarak gelişmelerini Avrupa ordusu kurma noktasına da getirmiştir ve bugün ekonomik olarak gerçekten Çin'le yatırım anlaşmalarını da imzalamışlardır. Bunu önlemek için Amerika çok özel çaba göstermekte. Çünkü Amerika'nın amacı Rusya'yı ve Çin'i hedef alarak Avrasya'ya yerleşmek ve bunun için de Avrupa'yı arkasına almak mecburiyetinde hissetmektedir kendini. Çünkü NATO dediğimiz paktın kuruluşunun amacı da zaten Avrupa'yı denetlemek ve Avrupa'yı bu denetleme sayesinde, Avrupa'daki derin devletler sayesinde kontrol ederek, arkasına alarak Avrasya'ya doğru yönelmek. Evet. Türkiye'de de çok tartışıldığı için bu NATO meselesi, NATO'nun içerisinde Türkiye'nin kalıp kalmaması, Türkiye'nin dikkatle izlemesi gereken bir noktadır ve Türkiye politikalarında da Avrupa'yı daha o etkileyici politikalarla NATO'nun dayatmalarından dışarı doğru çekme konusunda bir politika izleyebilir. Çünkü artık bölgenin lideri olan Türkiye, Avrupa'nın da çok dikkatini çekmektedir ve etkili bir yönde ilerlemektedir. Bunu Türkiye'nin iyi değerlendirmesi gerekir. NATO gerçekten nasıl Türkiye'de bölücü faaliyetlere, NATO himayesi altında PKK'ya, diğerlerine silah veriliyorsa, Türkiye'de darbe 2016 Temmuz'unda olduğu gibi FETÖ darbesi yapabiliyorsa, Avrupa'da da benzer bir şekilde planlar yaptığı bu istihbarat faaliyetlerinden çok açık olarak anlaşılmaktadır. Çünkü Amerika'nın 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya'nın kuruluşunu bizzat himayesi altında yaptığı için bir istihbarat örgütleri içinde, özellikle Alman istihbaratı içinde çok kuvvetli etkileri halen devam etmektedir. Diğer etkileri de devam etmektedir. O bakımdan öncü kuvvet olarak bölgemizdeki, Batı Asya'daki öncü kuvvet olarak Türkiye'nin Avrupa ile bu konularda ilişkilerini geliştirerek diğer sorunlarımıza da, diyelim bugün Yunanistan'la görüşmeler sorunlar var, Fransa ile sorunlar var. Bütün bunlar Türkiye'nin iyi ilişkiler geliştirmesi için önemli avantajlarına sahiptir. Evet. Amerika'nın bu yaptıklarını... Sıcak gelişmeler de var. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin bu dinleme faaliyetinin bir uluslararası hukukla ilgili yaptırımı olur mu? Acaba Avrupa'dan böyle bir hamle gelir mi? Onu sormak istiyorum. Ayrıca Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sizin de ifade ettiğiniz gibi bugün Yunan Dışişleri Bakanı Niko Dendias'la görüşmeler gerçekleştirdi. Şimdi Sayın Çavuşoğlu'nun açıklamaları devam ediyor. Son dakika bilgileri düşüyor. Burada Avrupa Birliği'ne verdiği bir mesaj var. O mesajı da değerlendirmenizi rica edeceğim. Sıcak bir gelişme. Avrupa Birliği'ne bir sığınmacı mesajı verdi ve Çavuşoğlu sadece parayı verelim, göçü durdurun demekle olmaz diyerek Avrupa Birliği'ne seslendi. Bu açıklamayı da nasıl değerlendirirsiniz? Evet, şimdi önce açıklamadan başlayalım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, özellikle dışişleri, beklediğimiz gibi Avrupa karşısında çok daha dirayetli politikalar yönünde gelişmektedir. Bu tabii buradaki vatandaşlarımızın konumu açısından da ferahlatıcı ve başıdik bir yaşam sürmelerine katkıda bulunmaktadır. İkincisi, Avrupa Birliği'nin bu dinleme faaliyetiyle ilgili olarak mutlaka bir yaptırım yapacağı konusunda beklentiler içinde olmamız gerekir. Bunun çok işaretleri var. Çünkü bu sadece Almanya ve Avrupa Birliği içindeki ülkelerin kendi akıllarına gelerek kendi inisiyatifleri açısından değil, dünyadaki dengeler de bunu zorlayacaktır. Çünkü bu istihbarat faaliyetlerinin bir gerçek amacı aslında aynı zamanda Çin'i, Rusya'yı hedef almak, Ukrayna ve diğer bölgeler açısından Rusya'yı kuşatmak. Bütün bunlar açısından Rusya, Çin, İran vesaire diyecek ki Avrupa'ya veya beklenti içine girecekler. Amerika'nın bu faaliyetleri önlenmelidir. Çünkü bu Avrupa'ya yapılan etki aslında tamamen Avrasya'yı hedef almak, Asya ülkelerini hedef almak ve Avrasya'ya yerleşmek bakımındandır. Bu hukuki bakımdan da bunun sonuçları olacaktır. Askeri bakımdan da bugün Avrupa içerisinde özellikle Almanya tabii bir lider ülke olduğu için Amerika'nın yaptığı bu
askeri harekatlarla ilgili Ukrayna sınırında bölgelerde Avrupa güvenliği 21, yani nasıl güvenlikse bütün Avrupa ülkelerini hedef alan bir şey Ukrayna ile birlikte. Bütün bunlar da rahatsızlık yaratmaktadır. O bakımdan bunun hukuki sonuçlarında olması çok muhtemeldir. Hı hı. Sayın Mercan, önümüzde bir NATO toplantısı da var. Onu da sormak istiyorum size. Brüksel'de yapılacak, liderler düzeyinde yapılacak. Burada evet. Şimdi önemli temasların olması bekleniyor. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem Yunan Başbakanı hem Amerikan Başkanı ile bir görüşmesi olması bekleniyor. Tabii Almanya da bu toplantıda olacak. Nasıl bir NATO toplantısı bizi bekliyor sizce? Şimdi eski dönemlerdeki gibi yani formalite görüşmelerin yapıldığı, önümüzdeki tatbikatlar ne olacak, önümüzdeki harekatlar ne olacaktır gibi bir toplantı olmayacağı çok açık. Çünkü yani Macron'un beyin ölümü gerçekleşti NATO'nun demesinden de öteye gelişmeler olmuştur. Şu anda NATO içerisinde büyük sorunlar vardır. Bu sorunların temeli de şudur: Amerikan hegemonyacılığı bitiyor. Yani Amerika istese de, Biden de gelse, başkası da gelse bugün hem askeri gelişmeler açısından, askeri gücü, hem ekonomik güçleri açısından artık Amerika'nın güneşi batmaya başlamıştır, dünya üzerindeki hakimiyeti. Bu mutlaka NATO'ya da yansıyacaktır ve NATO içerisindeki tartışmalar dünyadaki kutuplaşmaya, yani Avrasya Atlantik kutuplaşması veya Doğu Batı kutuplaşması daha anlaşılır. Bu NATO toplantısına yansıyacaktır. Burada büyük bir ihtimal demeyelim, gerçek Türkiye'de ağırlığını koyacaktır. Çünkü açık seçik herkes görüyor, NATO kuvvetleri vasıtasıyla Türkiye'deki bölücü faaliyetler devam ediyor. NATO himayesindeki 2016'daki darbenin devamı olan Gladio vesaire faaliyetleri yeni operasyonlarla da görülmüyor, devam etmektedir. Bütün bunların NATO içerisinde tartışılacağı çok aşikardır. Buraya tabii Asya'nın ağırlığı da NATO içerisinde devam edecektir. Diyelim şeye varıncaya kadar, Güney Kıbrıs'a varıncaya kadar hiçbir şey olmadığı halde bir şekilde bunları NATO'ya dahil etmek, işte Avrupa Birliği içerisinde fiilen hareket ettirmek gibi Türkiye'yi kuşatan girişimler de vardır NATO çerçevesinde. Türkiye'nin bütün bunlara çok kararlı bir tutum alacağını veya buna mecbur olduğunu görüyoruz. Çünkü gelişmeler o yönde ilerlemektedir ki Türkiye'nin tekrar eskisi gibi NATO söyleyecek, Türkiye'de kafa sallayacak o devirler geçti artık. Türkiye gerçekten bağımsızlık politikasını izleyenlerin dönemine doğru ilerliyor, yani çok açık görülüyor bu. Bu daha da bu NATO toplantısında çok açık göreceğiz. Tabii yakından izleyeceğiz biz de bunu. Sizleri haberdar edeceğiz yine. Sayın Mercan, çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Vatan Partisi Avrupa Temsilcisi Ali Mercan Günlük'te yayınımıza katıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Danimarka istihbaratıyla birlikte Almanya Başbakanı Angela Merkel'i dinlediği tekrar gündeme geldi. Danimarka medyasında bu konuşuldu. Tabii Avrupa'dan gelecek tepkiler ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bu dinleme faaliyetlerini ne kadar uluslararası hukuku uydurabileceği de merak konusu. Bu konuda gelecek açıklamaları da merakla takip ediyor olacağız. Elbette bir yandan gündemimiz NATO toplantısı. Değerli konuklarımızla birlikte günlüğün başından beri de konuştuk. 14 Haziran'da gerçekleşecek NATO Liderler Zirvesi her zamanki gibi bir toplantı olmayacak. Özellikle siyasi arenada Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı konular açısından liderlerin görüşmesi oldukça kritik olacak. Buradaki en önemli görüşmelerde Amerikan Başkanı Joe Biden ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ve aynı şekilde Yunan Başbakanı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında yapılacak görüşmeler. Bu görüşmeler sonrasında siyasi süreçte bir değişiklik olacak mı? Sahada değişiklikler yaşanacak mı? Hepsini takip ediyor olacağız ve zaten 14 Haziran'a kadar da bunları konuşuyor olacağız. Şimdi biz haberlerimizle devam edeceğiz. Marmara Denizi'nin güneyinde birkaç gündür denizin yüzeyini deniz salyaları kapladı. Bu görüntüleri uzun zamandır görüyoruz. Balıkesir'in Erdek ve Bandırma ilçesi açıklarında yoğun şekilde görülen deniz salyası dağılmaya başladı. Dipteki çökelme hala devam edecek. Belki çok daha hızlanarak devam edecek. Bunun için denizin zamana ihtiyacı var ve benim görüşüm önümüzdeki bir yılın Marmara Denizi açısından çok ama çok önemli olduğu.
Balıkesir sınırları içinde kalan, sahil boyunda etkili olan deniz salyası yoğunluğu azalıyor. Erdek ve Bandırma ilçelerinde birkaç gündür yoğun şekilde görülen deniz salyası rüzgarın etkisiyle azalmaya başladı. Bazı bölgelerde ise deniz salyası etkisini koruyor. Azot, fosfor gibi çok ciddi organik girdinin de Marmara Denizi'ne yük oluşturması çok muhtemel bir durum Figen Hanımcığım. Ve bunların hepsi müsilaj için birer tetikleyici oldu diye düşünüyorum. Uzmanlar deniz salyasının denizde biyolojik yaşamın ilk basamağını oluşturan fitoplankton adlı mikroskobik bitkilerin aşırı çoğalmasıyla meydana geldiğini söylüyor. Avcılığı tamamen yasak olmasına rağmen sürekli avlanan deniz patlıcanı, deniz hıyarı diye isimlendirilen türde yine kaçak avcılıkla bölgede çok fazla avcılığı yapılan ürünlerden biri. Bu iki ürünü biz son birkaç yıl içerisinde aşırı avcılıkla sistemden çok fazla çektik. Çok fazla. Hatta ben iddia ediyorum ki numune boyutunda kalacak kadar az halde bıraktık. Durum böyleyken ekosistemdeki o biyolojik stoğu bir anda çökerttik. Yani besin zincirindeki halkanın bana göre en önemli olan primer produktiviteden sonraki diğer halkayı denizde tamamen yok ettik. Deniz salyası jelimsi yapısıyla bazen suyun içinde onlarca metre uzunlukta olabiliyor. Mayıs ayında kuraklıktan etkilenen il sayısı 41'e çıktı. Açıklama Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nden geldi. Genel Başkan Şemsi Bayraktar, Haziran'da yağışların yetersiz olması durumunda bu sayının daha da artacağına dikkati çekti. Bayraktar, kuraklıktan etkilenen üreticilere dekar başına 200 lira hibe verilmesini talep etti. Kuraklıktan zarar gören üreticilerden bu yıl için sulama ücreti alınmamalıdır. Kuraklık üreticileri vurdu. Arpa, buğday ve kırmızı mercimek en fazla zarar gören ürün oldu. Kuraklıktan zarar gören çiftçilerimize hibe tohumluk dağıtımı yapılmalı, fide ve fidan desteği verilmelidir. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Mayıs ayı kuraklık raporunu açıkladı. Yağışların yetersiz olmasıyla birlikte Mayıs ayında kuraklıktan etkilenen il sayısı da arttı. Kuraklıktan etkilenen il sayısı 41'e çıktı. Haziran yağışları da yetersiz olursa bu sayı daha da artacak. Bayraktar, Mayıs'ta kuraklıktan en fazla zarar gören ürünleri de sıraladı. Kuraklıktan en fazla zarar gören ürünler arpa, buğday ve kırmızı mercimek oldu. Yeni ekilen mısır, şeker pancarı, patates, nohut, yeşil mercimek, çeltik ve yem bitkileri gibi ürünlerde kuraklıktan etkilendi. İkinci ürün ekilişlerinde de sıkıntı olması bekleniyor. Zor durumda kalan üreticilerin taleplerini de açıkladı Bayraktar. Kuraklıktan etkilenen üreticilere dekar başına 200 lira hibe verilmesini istedi. Kuraklıktan zarar gören çiftçilere dekar başına 200 TL nakdi hibe kuraklık desteği verilmelidir. Üreticilerimizin tarım kredi kooperatifleri, Ziraat Bankası ve özel bankalar olan kredi borçları uzun vadeli ve faizsiz ertelenmelidir. Elektrikle sulama yapan çiftçilerimizin borçlarından dolayı elektrikleri kesilmemeli. Türkiye'nin dünyaca ünlü inanç turizmi merkezlerinden Sümeyla Manastırı'ndaki restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı. Manastırdaki yapıların yanı sıra tehlike yaratan binlerce ton kaya içinde hummalı bir çalışma yapılıyor. Trabzon'da dünyanın başlıca inanç merkezlerinden Sümela Manastırı'nın restorasyonu tüm hızıyla sürüyor. Trabzon Kültür ve Turizm İl Müdür Vekili Mustafa Asan çalışmaları anlattı. İlk olarak ana giriş kapısının üstünde bulunan ve kama blok olarak adlandırılan kayanın geçici olarak güçlendirilmesi yapıldı. Asan çalışmalarda sona yaklaşıldığını söyledi. Daha sonra 17 bin metrekareli kaya yüzeyinden 1100 ton kaya yani şer temizliği yapıldı. Kaya yüzeyinde çelik kafesleme yapıldı ve yine ankreş çalışmaları tamamlandı. %80'i tamamlanan çalışmalar yoğun şekilde sürüyor. Anakaya Kilisesi'nde restoratörlerimiz tarafından restorasyon, konservasyon, eser tespit ve belgeleme çalışmaları, endüstriyel dağcılarımız tarafından kaya yamacında
kariyerleme çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Çalışmalarda 5 mühendis, 30 endüstriyel dağcı, 35 teknik eleman görev alıyor. UNESCO Dünya Kültür Mirası geçici listesindeki Sümela Manastırı'nın restorasyonu için yaklaşık 70 kişilik ekip durmaksızın çalışıyor. Manastır, kaya düşme riskine karşı 22 Eylül 2015'te ziyarete kapatılmıştı. İki etap halinde başlatılan çalışmaların ardından 28 Temmuz 2020 tarihinde manastırın %65'i yeniden ziyarete açıldı. NASA 20 yıllık çalışmanın sonucunda Samanyolu Merkezi'nin mozaik görselini yayımladı. 370 gözlemden oluşan görselde aşırı ısınmış gaz iplikleri ve manyetik alanlar yer alıyor. Amerikan Uzay ve Havacılık Ajansı NASA'nın yayımladığı görsel Samanyolu'nun merkezine ışık tuttu. Söz konusu görsel 20 yıllık çalışmaların sonucunda ortaya çıktı. Güney Afrika'da bulunan Chandra X ışını gözlemevi ve Mirket radyo teleskobu tarafından yapılan 370 gözlem kullanıldı. Görselde Samanyolu'nun aşırı ısınmış gaz iplikleri ve manyetik alanlardan oluşan merkezi yer aldı. NASA'dan görsel hakkında açıklama yapıldı. Açıklamada bu ipliklerin ayrıntılı incelemesi bize bölge boyunca gökbilimcilerin tanık olduğu galaktik uzay hava durumu hakkında daha fazla şey öğretiyor denildi. Çin'in uzay kargo gemisi Tianhu ikinci başarılı şekilde yörüngeye yerleşti. Çin uzay istasyonu inşasını tamamlamak için 2022 sonuna kadar 11 fırlatma daha yapmayı planlıyor. Çin'in gök gemisi adını verdiği uzay kargo gemisi yörüngeye yerleşti. Çin Ulusal Uzay Dairesi, Hainan Eyaleti'nden fırlatılan Tianhu 2'nin 8 saatlik uzun yürüyüşünü başarıyla tamamlayarak yörüngeye yerleştiğini duyurdu. Gemi, yakıt ve malzeme ikmalini gerçekleştirmek için TIAE çekirdek modülüne kenetlendi. Tianhu 2 adı uzun yürüyüş anlamına gelen Tangxin 7Y3 roketiyle ateşlenmişti. Çin'in uzay kargo gemisi 13,5 ton kalkış ağırlığına sahip ve 6,8 ton yük taşıyabiliyor. Tianhu, misyonunun Pekin yönetiminin uzay çalışmalarına büyük katkı sağlayacağı belirtiliyor. Çin uzay istasyonu inşasını tamamlamak için 2022 sonuna kadar 11 fırlatma daha yapmayı planlıyor. Günlük burada sona eriyor. Yarın yine aynı saatte saat 15'te Ulusal Kanal ekranlarında görüşmek üzere. Hoşça kalın.